Efendim bu küçücük adadan, Dilirga'dan Karpaz'a kadar nerede yaşıyor olursanız olun. Ayrıca bu adanın dışında nerede yaşıyor olursanız olun. Tüm adalılara kocaman sıcacık birer merhaba diyorum ve bu haftaki Adalılar programına başlıyorum. Bu programı aslında sizlerle paylaşmaya başlayalım. Sürekli bir grubu, birkaç kardeşimi konuk olarak almak istedim bu programa. Ancak çeşitli nedenlerle bir türlü birine uydu, ötekine uymadı. Daha sonra yani bu ekibi bir türlü bir araya getiremedim. Ancak ne mutluyum ki, çok mutluyum ki bugün bu kardeşlerimi, bu adalı kardeşlerimi sizlerle tanıyacağız burada. Ben tanıyorum da siz de tanıyacaksınız. Daha doğrusu tanıyorsunuz da tanımadığınızı zannediyorum. Ben yeterince tanımadığınızı zannediyorum. Tanıyacaksınız çünkü onlar çok çok özel insanlar. Çok çok özel kişiler. Bizim için, ülkemiz sanatı için. Onlar önce kendilerini kanıtlamışlar ve daha da ileriye giderek bana göre ulusal düzeyi aşıp uluslararası platformlarda artık at koşturmaya başlayan kardeşlerimiz. Onlarla birlikte olacağız bu programın akışı içinde. Ben hemen döneyim, onlara dönmek istiyorum. İkisi şu anda benimle birlikte. Üçüncü konuğum da ilerleyen süre içerisinde de sizlere katılacak. İlk konuğum Cemal Yıldırım kardeşimden başlayayım ben. Cemal Yıldırım, onun kim olduğunu bilmiyorum. Tanıyanınız, bileniniz var mı ama Cemal Yıldırım bu ülkenin sinema sanatına, televizyon sanatına büyük emek vermiş, büyük katkılar koymuş. Çok çok büyük bir usta. Ve hemen yanında, onun hemen yanında evet sevgili Aysun Kahraman. Kahraman değil. Dikkat edin, Aysun Kahraman. Evet. Karıştırmayalım. Aysun'u bilmiyorum ne kadar tanıyor değerli izleyicilerimiz, değerli adalılar. Ama birçoğunuz sevgili Aysun'u onun çok sevdiğiniz bir çalışmasıyla tanıyor. Gel be burada öpeceğim seni diyor bazı şarkılarında. Birkaç kez onu, Aysun'u biz konuk ettik burada. Ve onlarla birlikte olacak. Üçüncü konuğum geldiğinde onu da tanıyacaksınız. Onu da çok çok yakından tanıdığınıza eminim. Ve sözü fazla uzatmadan ben hemen sevgili Cemal'a dönmek istiyorum. Cemal'ın işi belli, gücü belli, yaptığı belli, ürettikleri belli, sanatı belli. Cemal bir büyük bir usta, yönetmen. Ve bu ülkede neler yaptı? Onu böyle kısaca bir alalım. Özellikle son çalışmalarını. Ustalığı da aldığımın gibi değil abi. Epey zaman ister o ustalık mertebesine ermek için ama ne yaptık? İşte televizyonla uğraşıyorum ama BRT'de çalışıyorum. Yönetmenim, programcıyım. Onun dışında da özel ilgi alanım da sinemadır, filmdir. İşte 91'de BRT'ye girdim. 91'den beri BRT'de yapımcı yönetmen olarak bir sürü program yaptım. Yani sayısını ve isimlerini unuttum yani. Ama 99 yılından itibaren de böyle biraz dramaya, televizyon filmlerine, sinemaya yöneldim. İki tane uzun metraj film çıktı. İşte biri Anahtar Hediye Getirdik Size, biri de Gün Batarken DVD'leri. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu adada, yani adalılar olarak. Şimdi film yapmak nasıl bir olay? Çünkü gerçekten film yapmak önce teknik donanım ister. Evet. Bu bir. İkincisi tabii daha onun ötesinde bilgi birikimi gerekli. Yani bir film nasıl yapılır, nasıl hazırlanır, o ayrı bir olay. Cesaret, bir de maddi imkanlar. Evet, bir de inanan insanlar. Tabii inanan insanlar. Dolayısıyla bu fikir gelirken, yani bu fikir sen geldiği zaman bunu dürten, zorlayan, hadi Cemal şunu yapalım diyen var mı yani böyle birileri, ekip var Var. mıydı? Aslında ilk çalışmam yani film ve drama alanında televizyona yönelikti. BRT bünyesinde aynı yerde ve zamanda diye bir denemem olmuştu benim. 1999'da Ertaş Azer'le birlikte böyle bir 65-70 dakikalık bir televizyon filmiydi. 99'da yaptık ki o dönemde SVHS bir kamerayla yapmıştık yani o şeyi filmi. İlk ilgim oradan başladı ama ondan sonra şeylerle yani teknolojinin gelişmesi, kamera sistemlerinin gelişmesi bizi bu filmlere itti.
Peki, şimdi bunlara geçmeden önce istersen şöyle bir adım atmadan ilk çalışma gün doğarken. Gün batarken. Ama herkes gün doğarken bir şeyin doğmasını ister herkes de ondan. Şimdi bunun fragmanı var elimizde. Evet. Ben teknik ekipten, rejiden rica edeceğim. Gün batarkenin fragmanını şöyle bir paylaşalım peşin izleyicilerimizle, sevgili adalılarla. Daha sonra diğer üçüncü konumuzda, üstümüzde alalım ve devam edelim beraberliğimize. Evet Reci, gün batarken gelsin bakalım fragmanda neler var. Acı veren bir farkındalık ve kapana kısılmıştık. Orada burada müzik yapmayınan, müzik çalmayınan. Sen zanneden para kazanılır. Şok oldum kaldım. Hayret ettim. İki kuruş para için insanları zehirlediler, öldürdüler ya. Küçücük bir adanın tanık olduğu dev bir kaos ve çaresiz bir bekleyiş. Kıbrıs'taki Kıbrıs'a kaçıyorsun lan. Tecavüze uğrayan bedenler. Ve Natalya. Daha işimiz bitmedi mi ya oğlum? Ve topraklar. Buralara adam edeceğiz. Kaç defa gelip gideceğiz buralara? Tüm bunlara karşı bir kaçış mı? Yoksa kararlı bir diriliş mi? Yürü be git be! Yürü! Çırılçıplak kalmış bir çaresizlik. Yalın bir yaşama duyulan özlem. İçinde gün batarken aşkına susayan genç bir adam. Gün batarken tüm bunlardan bir haber, naif yaşamlar. Bulanık bir geleceğe inat, saf coşkular. Ve ömür boyu süren bir girdap. Evet değerli dostlar, gün batarken filminin fragmanını izledik birlikte. Bu arada üçüncü konuğum da sevgili Kuzey Tarık geldi. Hoş geldin Kuzey. Hoş buldum abi. Çok sevindim. Programın açılışını da söyledim. Yani aslında sizi, bu ekibi bu programda bir araya getirmek en büyük arzumdu ve ilk programdan beri, yemin ediyorum ilk programdan beri ne olur bu üçlüyü gerçekten bu üçlüyü bir araya getirip bunları konuşalım, bu filmi konuşalım, sinemayı konuşalım, sizin yaptıklarınızı konuşalım. Çünkü gerçekten olağanüstü şeyler yani yaratılıyor bu ülkede. Çok bütün bu karamsarlığa, kötülüklere rağmen çok güzel şeyler yapılıyor bu ülkede. Bunu paylaşmak gerekiyor. Yani insanlarla, dostlarla, adalılarla paylaşmamız lazım. Onun için bir kez daha gerçekten hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben çünkü tekrar döneceğim şeye, Cem Alan. Gün Batarken filmi fikir olarak doğdu. Evet. Ve güzel bir ekip oluştu. Bu ekipte kimler vardı? Gün Batarken aslında Kuzey'in bir akşamüstü eşiyle Kormacit'te kendisine gelen ilham perileri tarafından yazılan bir hikayeden yola çıktı. İşte o dönemde 2007'nin sonlarıydı ya da 2008'in ilk ayları falan. Böyle zamanlar işte 2008'de. Kuzey beni aradı ve bir hikayesi olduğunu, Kormacit'te güneşin batışını seyretmeye gittiğini ve orada kendisine bir hikaye geldiğini söyledi. 11 sayfalık bir hikayeydi, hatırlarım yani o sayfayı da. Dedim bu 11 sayfadan şimdi ne yapacağız? Sonra oturduk hikaye Kuzey'le, hikayeydi. Bir takım bir şeyleri başlıklar halinde yazmış. Benim de bir film çekme isteği vardı bende. Yani artık belli bir televizyonda belli bir doyuma ulaştığımı hissederdim. Televizyonu bir kenara ayırdım, o devam ederdi. Ama filmcilik işine de artık girmek istediğim için elimde bir senaryo vardı. Ama senaryo dönem filmi olduğu için 74 ile ilgili çok zorlanırdım. Yani elbiseler, alet, edevat, o dönemin dekoru, bütün köylerde uydu antenler var, şeyler var. Yani
parası olmayan bir ülke sinema için çok zordur dönem filmi çekmek. Kuzey'in hikayesi tam böyle rast geldi. Cuk diye oturdu. Cuk diye oturduğu film yapma isteğimi ve tamam dedim ya o Kuzey. Gel bu hikayeyi birlikte senaryoya dönüştürelim. Sinopsis ve... yaz dedi bana. O nedir abi dedi. Öğretti bana yani işte. Peki sonra. Şimdi Aysun çalışmanın hangi bölümünde? Aysun bittikten sonra film. Kaba montajını biz yaptıktan sonra. Kaba montaj bana geldi. Kaba montajı gönderdik. Yani işin müzik kısmı devreye girdiğinde bunun müziği ne olacak falan. Aysun'la tanıştık. Daha o döneme kadar Aysun'u ben tanımıyordum. Filmi Aysun'a verdik. Aysun kaba montajı izledi ve o anlatsın yani izledikten sonra neler yaşadı. Şimdi aslında şey, her şey böyle tesadüfen oldu. Yani evet. Onlar, o tesadüfen bir senaryo geldi, bir şey oldu ama falan. Ama bu arada tesadüf diye bir şey inanmam ben, siz inanırsınız. Bir, şimdi bir sebebi vardır tabii. O karşılaşmaların ona geleceğim. Bir dakika. ben o dönemde 2008 yılında Halıcı Beste Yarışması vardır Türkiye'de. Ben finale kaldım. Bir bestemle, Flight of the Ants'la ve biz ona bir tanıtım filmi. Şimdi hangi yıl? 2008. 2008'i konuşuyoruz. 2008'de yollarımız nasıl kesişti? 2000, hayır, ben kişinin beni ilgilendiren önemli yönlerinden birisi bu. 2008'de Aysun Kahraman bir yarışmaya katılıyor. Evet, ada Türkiye'de. Dışında. Evet. Finale kalıyor. Evet. Ama adanın bundan haberi yok. İki yıl üst üste üstelik. yani. Adada bunun kimsenin haberi yok. İşte Adalılar programın temel düşüncesi bu Aysun. Bunları bilmek, bunları paylaşmak. Yani Adalılar programı bir sanat programı değil, sanatçı programıdır. Yani ben Aysun'u tanımak istiyorum. Aysun yani müziğe ne zaman başladı, ne yaptı falan değil. Aysun'un 2008'de veya iki yıl üst üste bir yarışmaya katıldığını, orada finale kadar geldiğini ben bunu bilmek ve paylaşmak istiyorum. Tabii. Kimsenin haberi yok bunlardan. Evet. Bu ülkede bu kadar güzel şeyler oluyor. Kimsenin haberi yok. Evet, i̇şte Adalılar programı. Temel format düşüncesi de bu. Özür dilerim kestim ama. Yok estağfurullah. Aslında Adalı yani. Adacığın içinde olur bir şeycikler. Kimsenin haberi yok. Tamam işte. Evet, Kuzey işte beni rahatsız eden. Ve bu programı başlatma nedenlerinin temeli budur. Yaşa abi. Bu adada bir şeyler olur, bir şeyler yapılır. Bu adanın insanları, sanatçıları ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmeye başlar. Ama adanın bundan haberi yok. Klasik hastalığımızdır abi. Çok özür dileyerek, evet. Yani çok özür dileyerek belirtmek istiyorum. Daha dün veya iki gündü Aysun'la ilgili bir haber çıktı bir gazetede. Aysun'un soyadını bile bilmiyor. Aysun Kahraman'ı Aysun Karaman diye yazıyor. Evet. Bütün haber boyunca. Kahraman'ın boyunca. Olmaz böyle. Allah'ım bizim için tabii yani olayın içeriği her zaman için benim için çok evet. Daha önemli olduğu için bu gibi detaylar önemli artık çok yani. Önemlidir evet. Tabii ki benim, ama. Benim açımdan çok önemlidir Aysun. Önemlidir doğru. Seni Aysun Kahraman'ı ne kadar tanıyor Metya? Ne kadar ilgileniyor Metya Aysun'la? Evet. Bir olay bu. Mesela Tarık Akan yazmış. Benden bahseder ama Tarık Akan diye. Yok, hayır şimdi hayır şey var şimdi ismi önemli Tarık değil. Tarık Mengüç yazmasında. Konuk geçmiş programlarda konuk olarak aldığım bir çok uzman birisi bir konuğumun soyadını yanlış hitap ederek bir televizyon programına davet edildi. Yani ha, dedi Tarık Akan Bey falan gibi. Aman çok büyük kap. Yani bunlar yaşanıyor ülkede. Ülke yayıncılığında özür dilerim bunlar yaşanıyor. Evet tekrar dönmek istiyorum. Doğrudur. Böyle kese kese şimdi gidelim öyle ama. Bir buluşmamız oldu. Anladım kaba montaj bitmiş diye o sırada falan ve ben çok istekliydim. Yarışmada birinci geldiydin. Şimdi finale kaldım. Yarışmanın sonucunu alalım. Ve şey dedi işte Cem abi böyle bir film yapıyoruz biz falan dedim. Ben de katkı koyabilirim buna seve seve falan. Ve filmin ana temasını sadece yaptım bir sahnede. Ve dedi ki Cem abi dedi sen bütün filmi yap istersen. dedim bir saniye benim zaten hayalimdir. Yani hoş geldiniz. Ve benim okulumdur gün batarken. Ve gene bu ekip
Kuzey, Cem abi ben Antalya'ya 2009 yılında gittik. Bu filmin özel gösterimi olduydu ve çok yakın takip ettim. Çok mutluyum şimdi tekrar gün, bir araya geldiğimiz için istediydik. O gün vasıtasıyla ben çok benim yakın akrabam olur. O nedenle çok yakın takip ettim yani şey o Antalya serüveninizi, orada yapılanları çok yakın takip ettim. Ne kadar sevindirici bir şey. Yani çok. Şu veya bu nedenle burada yani bir emek üretiliyor. Benim bir grup adalı sanatçım bir eser ortaya çıkarıyor. Ve bu Antalya Uluslararası bir festivalde yer buluyor. Ses getiriyor. Tabii. Sonra gene gittik zaten Antalya'da. Güzel. Antalya Altın Portakal hep çok ilginçti yani. Aslında Antalya ilginç bizim için güzel bir deneyim oldu abi o dönem. Çünkü yani o noktaya geleceğimizi işte belki de hayal etmek lazım ama biz işte bu işe girerken bir film çekelim ya bakalım yani yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Hatta altından Facebook'ta şeydi, hadi film yapalım diye bir şey grup açıldı ve ona göre yani gün batarkenden önce hadi film yapalım diye Facebook'ta bir grup oluşturmuştuk. Biz daha bana gün batarken için şey Kuzey gelmemişti bile yani. Biz öyle bir grup oluşturup böyle tartışıyorduk kendi aramızda ne yapabiliriz. Hangi kamera olabilir? Böyle bir tartışma platformu oluşturduyduk. Yani oradan bir yer, yani başladı Kıvılcım. Antalya'ya gittik. İşte o dönem oradaki izleyiciler de bizi çok iyi şey karşıladı. Çok yani çok ilgiliydi. Kıbrıs'tan seyirci. Bir film geldi ve çoğu şey dedi. Ya biz Kıbrıs'ı böyle bilmiyorduk ya. Bize çok farklı yönünü, çok naif yönünü gösterdiniz. Yani olay da olduydu aslında. Orada mesela yani Kıbrıs'tan işte adadan hep Antalya altın portakal hep hepimiz tabii. Bilirdik yani çoluk çocuk hepimiz bilirdik ve gittik. Aslında konuşmamız gereken onlar başka derin konular da var ama şeyde zaten kendiliğine geldi. Mesela galadan sonra bütün filmin oyuncuları işte ekip senaristi olarak. Yönetmeni müzisyeni müzik yardımcısı kim varsa emeği geçen kurulun böyle ve bu stüdyo kadar yani büyüklüğü iç içe insanlarla istedikleri gibi soru sorarlar, yorum yapabilirler, eleştirebilirler. Evet. Peki telefon konuğumuz var. Süper. Acaba onun bir sorusu olacak mı? Alo buyurun. Alo. Alo Ferhat Bey iyi günler. İyi günler hoş geldiniz İbrahim Bey. İbrahim Hoca konuğumuz. Sesinden anladın ama. Vallahi evet. Kulak çok iyi. Eminim şimdi çok sıkı bir soru gelecek size İbrahim Hoca'dan. Evet. Tahmin ediyorum. Buyurun İbrahim Bey. Ferhat Bey konuklarına iyi günler diliyorum. İyi günler. Şimdi üç konuğunuza da ortak olarak şunu sormak istiyorum. Bu ülkede kültür ve sanat alanında politika yoktur. Yani ne kültür politikası var, ne de sanat politikası var. Politikasızlık maalesef politika oldu bu ülkede. Kültüre ve sanata toplum olarak yatırım yapmıyoruz. Devlet bütçesinden kültüre ve sanata ayrılan ödenek... Düşünün bir devlet tiyatrosu bundan 15 yıl önce yandı. Yandı. Çok gülünç durum, çok gülünç miktardadır. Devlet tiyatrosu 15 yıl önce yandı. Hala daha yenisi yapılamadı. Evet doğru. Devlet tiyatroları yandı. Ve halen daha yenisi yapılmadı. 15 yıl oldu. Peki 15 yıl. Biz nasıl çağdaş bir toplum olacağız? Nasıl çağı yakalayacağız? Çok güzel aslında. Neler diyeceksiniz? İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Evet böyle sırayla gidelim. Hoca tam bizi vurdu kalbimize. ya şimdi ya bunlar hep tartışırız. Yani eğer evet politika yok, destek yok, şu yok deseydik ve arkasına saklansaydık bu filmleri çıkaramazdık. Yani, kesinlikle ben ona katılıyorum. Yani bir noktada evet yoktur. Bir realite gerçektir bu yani. Destek yok. İşte tiyatro binası yandı. Hala daha yerine yenisi yapılmadı.
Bence bunun arkasına saplamamak lazım. Artık yani bu noktadan sonra herkesin elini taşın altına koyması lazım. Hayır, sanat icra etmek isteyen bir sanatçı, evet, bir yolunu bulur. Bir yolunu bulacak ve bu işi yapacak. Çünkü bu işin başka çözümü yoktur. Eğer adalılar olarak bu adada kendi kimliğimizle, işte kültürümüzle var olmak istiyorsak bir şekilde bir şeyler bulup yapmak zorundayız. Yani bizi desteklemelerini artık bu noktadan sonra yani bekleyip işte bizi desteklemediler, ben de yapmıyorum küstümcülüğü oynamak, küskün oynamak da artık işimize gelmez. Zaman ilerler. Çünkü. Zaman, evet, zaman ilerler ve her geçen zamanda yok oluşa daha hızlı kesinlikle götürür bizi. Ben hep onu söylüyorum ben. Yani eğer üretim durursa, sanat dalları tümünde görsel işitsel yazın, üretim durduğu anda kültür biter. Tabii. Kültür o yüzden biter. Yani bir şeyleri kültür bırakmak lazım. Sürekliliktir. Yani kültür denince bizde bazen şey gelir işte ne bileyim işte anonim türküler bilmem ne değil. Kültür sürekli gelişen, kendini geliştiren. Bu bir kültür olayıdır. Bir film tabii yapmak bir kültürdür ve kültürün bir aşamasıdır. Evet. Dolayısıyla adada, ülkede bir sinema kültürü, bir adalı sinema kültürünün başlangıcıdır. Temelidir. Zaten içeriği de, görselliği de bir ada filmidir aslında. Şey. Tabii yani, sıcaktır, renkler bile. Renkleriyle, kurgusuyla, yani sakinliğiyle bir ada filmidir. Tabii bir kültürdür, bir üründür. Bunun istiyoruz ki bunun yanına daha başkaları da gelsin. Yani çoğalsın, başkaları da çeksin. Aslında filmler öyle bir çoğalsın. Filmdir ki hem kültürümüzün ne olduğunu böyle hatırladan, mesela Sapsica'dan yapılan o süpürgeyi de anlatırken zorlamayla gece kulüpleri, yani ticari şeylerin de esrarını veyahut kadın pazarlama tabii. olaylarının da yani zorlamayla, mesela o da bir kültürümüz, yani ben kendimi bildim bileli o da var. Bu ülkenin kültürümüze bir şekilde o da giriyor mesela. Bizim aslında gün batarken var olanla elimizden bir şekilde uçurt kaybettiklerimiz, evet, ve bir de dayatmayla kültürümüze ya da bizim hayatımıza sokulmaya çalışan şeyleri tartışan bir filmdir aslında diye düşünürüm ben. Ama hocamızın sorusuna da gelince, mesela ben usandım daha bir şeyden. Sürekli şikayet etmekten de usandım ben artık. Ben onu diyecektim. Yani buna da inanıyorum. Yani insanın ilk önce kafasında başlar. Mesela eskiler söyler hep korktuğun başına gelir diye. Tabii tabii. Ya da 40 defa söylersen olur diye. Abi 40 defa söylemeyelim bir şey artık. Yani mesela 40 defadan fazla şikayet etmeyelim. 38 defa şikayet edelim. Sayalım yani. Evet, İki cepte kalsın. Olmasın artık abi. Şikayet edeceğimize başka şeyler düşünmemiz gerekir diye düşünürüm. Yani ama ortaya da bir yani hocanın sorusuna dönecek olursak, yani somut olarak bir şey koymak istersek ortaya, evet biz taşın altına elimizi koyduk, birbirimize yardımlaştık, bu filmi çıkardık ama devletten ne bekleyeceğiz yani film için? Somut, ben her çıktığımda söylerim, Kültür Bakanlığı varsa ve faaliyetteyse ve iddia ediyorsa ki evet kültürle ilgileniyor Kuzey Kıbrıs'ta, o zaman her sene bir film bir için bütçe ayırması lazım. Çok para ayırmasına da gerek yok. 100 bin TL ayırsın mesela, 50 bin ayırsın. Evet. Desin ki iyi bir senaryo yarışması yapıyorum. Birinci gelinen senaryoya bu parayı veriyorum. Üstünü kendi bir yerlerden bulsun desin. Yani bir şey yapsın. Yani bugün tabii Kültür Bakanlığı'nda, Kültür Dairesi'nde para ayrılıyorsa fonlara, o paraları folklor derneklerine gider. Aynen. Mesela benim bildiğim folklor derneklerine gider. Onlara da gitmesi lazım ama kesin artık evet. Hayır, ben hiç ona karşı değilim. Yani karşı yani değilim. Yani proporsiyonlar aslında çok daha genişledi. Yelpaze genişledi. Çok yani genişledi. Sinemaya da vermesi lazım. Bir sürü kısa film çeken gençler var. Bunların da seslenmesi lazım. O yüzden yani bu tip şeylere de artık eklemek isterim. Mesela folklor, evet, eskiden bir tek bizi temsil edecek olan zaten otantik havalarıyla hepimizin tüyleri kalkar zaten. Kesinlikle. Evet, dinler ve izlerken. Lakin şimdi işte genç müzisyenlerimiz de var. Çatır çatır müzik yaparlar. Evet, abilerimiz var. Siz de gümbür gümbür mesela bu Adalılar, programın Adalılar diye bir şarkınız var mesela. Evet, bizi anladır mesela. Evet, çok güzel müzisyenlerimiz var. Film de çıktı şimdi. Mesela eskiden nasıldı? Tanıtım amaçlı festivallere gider folklorcular. Evet. Git, o gidişlerin içinde, o bütçenin içinde mesela atıyorum 3 defada birine gün batarken ekibinden bir kişi, iki kişi, üç kişi de gidebilir. Folklor gösterisinden sonra atıyorum
bir abimiz veyahut bizden veyahut bizden daha da küçükler biraz dinleticik verir. Üstüne de bir film gösterimi yapan Messe Berlin'de, Almanya'da fuarda, film. Ne bileyim İngiltere'de fuarda. Kuzey evet. Zaten film olayı bütün bunları içine alabilecek genişlikte yani bir öyledir film. Öyledir ama sadece o da değil evet. Aslında. Çok özür dilerim. Güzel yani bu. Sadece böyle bir festivallere katılma falan değil. Mesela ben çok aktüel bir sürecin içindeyim yani şu an. Biliyorum. Bunu şey yaptım. Az sonra yani konuşacağız. Bir konser hazırlığımız var mesela ve ilk kez Kıbrıs'ın kuzeyinde işte 90 kişilik bir senfoni orkestrasıyla bu ülkeden bir bestecinin besteleri çalınacak süper, mesela. Süper, şahane bir şey. Yani Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla bizim ekibimiz birleşiyor ve bunun için biz kaynak bulamıyoruz. Evet. Yani çok doğrudur aslında İbrahim Hoca'nın söylediği böyle bir kültüre, sanata yani sadece müzik ve film sektörü için geçerli değil. Bu seramik olsun, resim sanatı olsun, bütün sanat dalları, tiyatro. Biz resmen Don Quixote gibi uğraşıyoruz yani. Ben o ama, yüzden hep böyle söylüyorum. Sadece sanat için de değil. Mesela hiç özürlü demek istemiyorum ama bizim tarafımızdan engelli bırakılan insanlar da vardır. Ya. Mesela bazı hareketleri yapamayan, kendi başına tuvalete gidemeyen ülkemizde ve yaşlanmakta olan, yaş ilerler yani onun da tabii yaşı ya ilerler ve onların da projesi var. Yani hiçbir şeyi destekleyen bir şey yok. Yani eşi dostu olabilir. Yani sadece sanatçılar değil. Tabii, o tabii insanlar mesela anneleri babaları öldüğü zaman kendisine kendi kendine yaşayamayacak insanlar da var ve evet, bir yaşam evleri projesi yapılsın der ama herkes kendi kendine dernekler veyahut evet, işte yani hiçbir yerden destek bulunmaz. Özür dileyerek söyleyeyim ama tabii ki BMW polis araçlarımızın da olması gerekir ya herhalde. Olması gerekir olsun, onun da. Olsun. Olsun onlar. Nereden Renault TX'leri artık bıraksınlar. Evet doğru. Yani evet. O da olması gerekir. Lazım. Demem mi almayınız onu evet, ama bir ayar yapılsın işte. Birazcık o yaşam evlerine verilsin. Birazcık sanatçılara, birazcık da BMW polis arabası alınsın. Yani o ayar yapılsın en azından. İşte o proporsiyonlardır bahsedilen şey aslında. Yani şimdi, her şey. Ben tekrar şeye döneceğim. Aysun'a döneceğim. Zannediyorum erken ayrılması gerekecek. Aysun'un konuğu var evet, burada. Evet. Çok önemli bir konuk. Evet, Mehmet Bey. Bu önemli konukla ilgili olayı bir paylaşalım. O bence çok önemli. Evet, şimdi belki şeyden, filmden ayrılıyoruz ama benim için çok önemli. Onu bir paylaşalım Aysun. Evet, yoğun bir sürecin içerisindeyim. 15 Ocak'da Türkiye'nin ve dünyada bilinen heykeltıraşlardan Mehmet Aksoy'un iki kıtaya Nazım Hikmet Köprüsü adı altında yapmış olduğu büyük bir heykel açılışı var. Açılışımızı Yaşar Kemal yapıyor. Çok sayıda davetli olacak. Halka açıktır tabii. Akatlar Sanatçılar Parkı'nda. Bu heykelin yapım süreçleriyle ilgili bütün sürecin de ben bir parçası olduğum için bir Nazımem adında bir senfoni besteledim. Ve şu anda onun klibini tamamlamak üzereyiz. İsmini yetiştirmek pardon, için. Mehmet Aksoy. Beste Nazımem. Nazım Mehmet. İkisi Nazım gibi Mehmet. Çok iç içe kesiyorum. Geçiyor. Bir konumuz var telefon attığımızda. Tabii. Gitti mi konumuz? Evet konumuza gitmiş galiba. Tekrar ararsa şey deriz. Tamam. Ona yetişmeye çalışıyoruz açıkçası. Benim de çok erken ayrılmak daki sebebim Mehmet Bey Kıbrıs'tadır. Bize evet, bazı görüntüler getirdi. Onu havaalanına yetiştirmem lazım. Böyle peki, heyecanlı bir süreçteyiz. Bu projeyle ilgili bugün bu programda paylaşabileceğimiz bir şey var mı elimizde? Yani internette aslında afişimizi bulabilirsiniz. Evet. Ama şu anda Nazımem özel film çekiyoruz. Bütün heykelin bütün yapım aşamalarını, evet, heykelin konduğu Sanatçılar Parkı'ndaki görüntülerden oluşan bir klip yapıyoruz. Çarşamba gününe yetiştirmek İnşallah üzere. Senfoni ile altında kısa film gibi oldu aslında. Yani ona kısa biz ne evet, video klip diyebiliriz, ne şey diyebiliriz. Çünkü ben bu senfoniyi hazırlarken atölyeye gittiğimde ben gerçek doğal çekiç seslerini de kullandım. İşte heykeltıraşın kendi sesini de kullanarak bir senfoni oluşturduk. 3 bölümlük. 8 dakikadan oluşur. İzleyiciler merak ederse tabii Facebook'taki müzisyen sayfamda da Nazımem diye yazarak bulabilirler.
Yani böyle güzel bir çalışma açıkçası. Yani o geceyi heyecanla bekliyoruz. Yani bugün Adanalı olarak bizim hani gurur duymamız gereken bir olaydır. Gerçekten gurur duymamız gereken, senin de onur duyman gereken bir olaydır bu. Tabii. Düşünün, büyük usta için, büyük usta Nazım için bir çalışma yapılır, anıtlar yapılır, bir şeyler yapılır ve bunun içerisinde adalı bir sanatçımız, evet, bir gencimiz yer alır, görev alır ve üretir müzikler ve bir senfoni yatıştırır. İşte evet, adalıların özelliği bu. Yani ben diyorum ya, artık açtık biz. Biz açtık kendimizi. Artık vakit ama, geldi galiba. Vallahi evet. Evet, ancak bundan bilmem kimlerin haberi var. Yani adada kimlerin haberi var. Bak, diyorsunuz ki işte ne bileyim bir proje için şu kadar bir miktar gerekli. Evet. Yok mu acaba? Bence var. Bulunabilir. Her an bulunabilir. Her an bulunabilir. Yani yeni bir film projesi için, az önce Aysun'un bahsettiği o konser projesi için, evet, bulunabilir. Bilmiyorum yani, ben bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Yani bunun gerçekleşmesi için elimden ne gelirse yapmak Aşağı istiyorum. Katkı koymak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu konuda gerekli çalışmayı, araştırmayı da yapacağım. Bunu da burada söz veriyorum. Çünkü bu konser benim için çok önemli. Yani gerçekten çok önemli. Hayır, ben bilmiyorum yani müzisyen yanındaki ağrısı ama benim için çok önemli. Güzel bir gerçekten konser olacak. Yani. İnşallah. Hissederim yani. Evet, muhakkak. Evet, peki verebileceğimiz başka bir şey var mı? Yani müzik falan gibi. Aysun'un şeyini dinleyelim. Gün batarken soundtrack'ına yaptığı bir klip çalışmamız olmuştu. Evet. Onu oynatabilir. Evet, reji hazırsa Aysun'un çalışmasını bir paylaşalım. Sonra devam edeceğiz tekrar tartışmalarımıza ve konuşmalarımıza, sohbetimize. Gelsin bakalım sırada ne var? Görsem de görmesem de yüzün hep gözlerimde, duysam da duymasam da ninniler yüreğimde. Bir küçücük aslancık varmış, ormanda hep koşar oynarmış. Bir küçücük aslancık varmış, ormanda hep koşar oynarmış. Tutsaklım Kıbrıs'ım, gitsem buradan gün batarken.
Evet sevgili Aysun Kahraman, çok güzel bir çalışmaydı. Zaten filmi izleyenler de bilir, görenler de bilir. Şimdi ben tekrar şeye dönmek istiyorum, yani Nazım'a dönmek istiyorum. Onunla ilgili ne aşamada? Şimdi şu anda ne gün, 15'inde mi oluyor şey? 15 Ocak'ta, şu an heykel zaten bitti. Akatlar Sanatçılar Parkı'na İstanbul'da kondu. Heykel yerine kondu. 15 Ocak'ta saat 13'te açılışı vardır. Tekrardan işte Yaşar Kemal gelecek açılışı yapmaya Mehmet Aksoy'un heykelinin. Daha sonra işte bir gece düzenleniyor. Saat 20'de Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yine Beşiktaş'ta. O gecede Nazım Emin film gösterimi olacak. Ayrıyeten Işıl Yenersu ve Altan Erkekli tiyatrocu oyuncu. Onların Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyacakları bir şekilde gece devam edecek. Ve Çel İstanbul diye bir de müzik grubu orada yer alacak. Böyle güzel bir gece olacak açıkçası. Bundan hiç şüphem yok yani. Bu kadroyla, bu isimlerle ve evet. Sevgili Aysun'la bence çok muhteşem bir gece olacak. Güzel bir gece olacak. Evet. Eminim ben yani bunun şey de çok da iyi ses verecek gibi geliyor. Evet biz de yani, öyle düşünüyoruz. Gerek adada gerek özellikle Türkiye'de bana, göre çok iyi ses verecek bir olaydır bu. Evet. Bilhassa işte Nazım Hikmet sevenler için. Evet, kesinlikle. Bana bir olağanüstü bir olaydı. Ve dediğin gibi tekrar yani bir adalı kardeşimin de bu projenin içinde yer alması çok sevindirici bir şey, bir olay. Ben de ayrıca gurur duyduğum bir proje oldu çok. Yani şimdi disiplinler arası çalışmak da çok keyiflidir aslında. Yani heykel ve müziğin bir ritminin senkron bir şekilde gitmesi. Tabii. İşte biçim, içerik ilişkisinin böyle bir müzik ve heykelle beraber ve şiirle hatta öyle yoğrularak sunulması da çok apayrı bir zevktir açıkçası. Yani şimdi tabii şimdi beste yapmak tabii ayrı bir olay yani evet. Gerçekten. Belki bir şiire veya bir sözlere beste yapmak da kolay bir iş değil evet. Ama böyle bir projeye, böylesi bir projeye yani müzik demek işte özellikle senfonik bir eser evet. Ortaya çıkarmak da bana göre olağanüstü bir yetenek isteyen bir şey. Ben gerçekten çok seviniyorum. Yani bunları duydukça, takip ettikçe inanılmaz keyif alıyorum. Peki Tarık ne yapıyor? Güzel Tarık ne yapıyor? Tarık vallahi Tarık Akan değil. birinci çocuğumu Mayacı 3 yaşına getiriyorum. Getiriyoruz hep beraber. Amin hepimizinkini. En birinci yap demişlerden yani iş değil tabii. Maya'nın işte konuşuyor olması, hem zıplıyor olması, sağlık devam etsin. Sonra vallahi ikinci filmimi yazdım. Allah'ın izniyle. Cemal'in gözü aydın. Beni gösteriyor. Oklar bu yarın. Senaryosunu bitirdim onu da. Yeni 2-3 tane, 5 tane. Özür dilerim. Az önce galiba kopan hattımızı bekletmeyelim. Alo buyurun. Evet. Efendim buyurun. Kemal Demecik, Adalılar. Kemal amca diyor. Adalılar programını büyük bir zevkle seyir ediyorum. Duygulandırdınız beni. Sağ ol. Kemal amcam. O günleri hatırladım. Hepinizi öpüyorum. Biz de seni Kemal amca. Abi özlettin kendini. Artık hükümetimizin, kültür bakanımızın bizlere destek çıkmasını isterim ve nice filmler çıkaralım yani. İnşallah. Evet, işte gerçek böyle su kadar bir adalı. Evet. Ben, Kemal amcanın bize kattığı ben hayranlıkla izlerim şey, yani. Programlarını. Ben gerçekten hayranlıkla izlerim. Çok büyük bir keyifle izlerim. İşte derim adalı bu. Ada insanı bu işte. Kesinlikle. Dilirgan'dan Karpaz'a kadar böyle insanlarla dolsun keşke ada. Çok güzel. Evet başkan ne söylemek istersin Kemal Bey? Oldu teşekkür ederim size programınızı büyük bir zevkle seyrediyorum. İnşallah başka bir filmde tekrar katılırım. Evet. Süpersin. Oldu hayırlı yayınlar. Mersi teşekkür ederim. Birinizi de öpüyorum. Biz de seni. Bay bay. Evet, bakın işte adalıların evet. Şey, güzellik burada. Şimdi Kemal amcanın bizim ekibe katılması çok ilginç oluyordu. Mesela biz Zekai Altan'ı Zekai abiyi de oynattık evet. Filmde. Evet. Zekai abiye biçtiğimiz rol işte adalı rolüydü aslında. İşte İngiltere'de uzun dönem kalmış, sonra gelmiş artık o adaya yerleşmiş.
Fakat Zeki abi bize dedi ki ya bu söylediğinizi benden çok daha iyi yapacak. Gerçek anlamda yapabilecek bir adam var ya. O da benim yanımda olsun filmde. Nice benim yardımcımdır dedi. Sen yaz dedi senaryo bir şeycikler olursa. Ben alayım bu adamı geleyim. Kimdir ya bu adam dedik. Yani tamam al gel kendini Kemal abi gibi. Evet. Dünya tatlısı bir adam getirdi evet, bize. Süper süper. Yani süper. Ben Kemal abiyi tanıdım. Çok mutlu oldum. Yani kalbimde yeri başkadır yani Kemal abinin. Çok güzel günlerimiz oldu. Özledik de yani o günleri. Evet de kesin. Ama o filmde yaptığı işte konuşmaları, süpürge bağlaması, evet. Doğaçlamaları filme çok güzel renk kattı. Teşekkür ederek Kemal abi. Kemal dayı tam böyle nasıl diyeyim? Çok fazla budanmamış. Tam böyle nötr şey kalmış yani. Evet. Kıbrıslı adalı kalmış. Bozulmamış adalar. Evet, işte. Tabii. Evi de öyledir zaten. Yani kültürüne o kadar sıkı sıkıya evet. bağlıdır ki hemen Galebonuluyum. O da öyledir. Akrabalık bu arada. Tabii. Babamın yeğenidir. Ve Kemal abi yani kendi evinin altında yaptı. Evinin altı da müze gibidir sonra yani. Sonra da büyüttü. Evet. Eski okul binasına taşıdılar. Çok, hayır ben takip ederim. Yani. Gerçekten ya. Programlarını da yaptıklarını takip ederim. Gerçekten o arasıdır ve dediğim gibi doğru, saf, çok doğal adamı. Çok natürel. Kişiliğini ve kültürünü böyle sarılmış, koruyan. Çünkü insanlar. Yıllarca abi 41 yıl topraklarda yani kuzularla, topraklarla iç içe. Yani bütün gününü toprağın üstünde geçiren bir adam yani. Betonarmenin bir de şey var Kuzey yani... kişiliğine, yani o kendi öz kimliğine sahip çıkan, ısrarla sahip çıkan. Ben örneğin mesela İngiltere'de, Londra'da bulunduğum yıllarda orada Güzel Hasan diye bir Kıbrıslı tanıştım. Yaşlı, çok yaşlı. Hı. Daha sonraları onun yaşantısını sevgili Osman Balıkçıoğlu kardeşimle Londra Türk Radyosu'nda yaptığımız bir takım yerel Kıbrıs ağzı parodilerde ben onun canlandırdım, Güzel Hasan karakterini canlandırdım. Adam o kadar bir ısrarla sarılmış ki 40 yıldan fazla, 50 yıla yakın Londra'da yaşamış ama İngilizce öğrenmedi. Israrla İngilizce öğrenmedi. Peki bu adam günlük yaşantısını nasıl sürdürüyor yani şey orada? Ve bana bir hikayesini anlattılar. Hikayesini anlattı adamın. Muhteşem bir şey. Adam... Merak ettim. Tabii fare bu var adamın. Evinde fareler var. Fare zehir almak istiyor. Eczaneye gidiyor. Güzel Hasan. Ve diyor ki şeye, eczacıya bana Parazeye, poison ver bana diyor. Şimdi zehir nasıl vereceğim? Tabii ki poison ver diyor. Poison ver bana. Söylemiyor yani. Fareye basıyor. Be demiş kendine, you know be demiş kendine. Jerry demiş, you know. Jerry. Tamam Jerry. Yes. Be demiş. Sen demiş, no problem baba demiş. Jerry demiş, big problem demiş. Süper. Çok iyi. Şey. Özür dilerim. Alo. Telefon konumuz var. Hemen alalım. İşte sen Kıbrıs'ın. Alo. Efendim, alo. Alo. Buyurun. Babacığım, iyi akşamlar. Sevgili Ziba, Ziba Kiraz. Hoş geldin Ziba. Hoş geldin. Hoş bulduk anacığım. Konuklarına da iyi akşamlar. Hoş geldiler, sefa geldiler. Merhaba. Çok değerli konukların. Cevher bunlar, bizim cevherlerimiz. Daha ne büyük cevherlerimiz var. Bir çıkarıyorum Ferhat'ın sevgili Polo'cuğum. Evet. Seni tebrik ediyorum. Yönetmene bir şey soracağım ben. Osman değil miydi? Cemal. Cemal Bey'e bir şey soracaktım. O Beysat'ın rolü nedir şeyde? Bizim Behzat'ın. Kanatlı'nın. Ha Behzat Kanatlı'nın lise arkadaşımdır Behzat. Behzat benim amcamın oğludur. Ha çok severim kendini. Evet. Behzat. Çok güzel yakışmış ama kendisine. Evet mafya babasının korumasıydı. Evet gördüm. Bu film var mı? Satılır mı bu film? Hani evet. Nereden alabilirim? İsim. Söyle reklama yani... şey söyle. Satıcımız Metropol Süpermarket bir de flash kasetçiliktir. Ha, Lefkoşa'da bulabilirsiniz onları. Halkından alabilirim halkından. Evet halkın bizim en sadık. Bir de Deniz Plaza'da da var. Tamam halkıncımdan alırım. Bu üç nokta hiç vazgeçmedi. Arada satmaya devam edelim. Evet, yani. Biliyorum. Deniz tamam. Kıbrıslı yani adalı sanatçıların şarkı evet. Yani CD'lerinde kliplerinde hiç kopyalamadan satan üç yerden birisi. Evet doğrudur. Hiç kopyalamıyor. Evet Ferhat'cığım. Evet. Ziba çok teşekkür ederim. Yayınlığa başarılar diliyorum. Dün oğlumla da beraberdim Mustafa'cığımla. Evet.
Sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Her şey gönlümüze olsun. Size de canlarım, işlerinize başarılar diliyorum. Teşekkürler Zinan. Karıkçıyım, seni devamlı seyrediyorum televizyonda. Bayılıyorum sana. Teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Senin. Allah'a emanet olun annem. Sağ ol Zinan. Saygıyla kalın, seyrekatın. Bay bay anneciğim. Sağ olasın, sağ ol. Öpüyorum seni Zinan. Görüşmek üzere. Annem de aklıma bir anım geldi. Beni aslında Ankara'dan bilenler de böyle ilk gittiğim zamanlarda Tufan Erhürman sevgili ve sayın milletvekilimiz ev arkadaşımdı. Ve ilk gittik eşyacıklar alacak. Bir de Ali Dayıoğlu, o da çok sevdiğim arkadaşlarım, abilerim bile. Götürdüler bizi bir eskiciye. Bekledik, önümüzde müşteriler var. Eskici sürekli işte ablam gibi biraz olgun bir erkekse babası der. Olgun bir bayansa anası anası der. Tamam, bekledik ama biz birkaç kişi vardı. İşte babası babası, anası anası anası. Artık o kadar bir fazla söyler. Anası gülmeye başladık. Biz belki beklemeden de. Sonra onları da gönderdi. Eskici bize geldi, sıra bizimle ilgilenir. Söyle buyur yavrusu dedi bana. ve benim oradaki lakabım yavrusu kaldı. Tufan'ın yavrusu gibi. Ondan aklıma geldi. Hadi anam, hadi anam. Sibadeyiz, vallahi süpersin. Ne güzel. Evet. Son dakika haber geldi galiba. Yok, flash haber. Londra'dan izleyici sevgili İbrahim Sayın kardeşimiz var. İbrahim Sayın. Müzik sanatçısı arkadaş dostlarımız. Müzisyen İbrahim Bey bilirim, evet. Bizi izliyormuş şu anda şeyden, Londra'dan. Ve başarılar diliyormuş sizlere. İbrahim Sayın. İbrahim Bey bilirim. İbrahim Sayın. Evet. Sürekli Londra'da bir takip ediyoruz. Evet. İbrahim çok sevdiğimiz şarkılardan birisidir. Ve İbrahim Sayın'ın bizde şeyi vardır. İki engel diye, o beş parmak dağları ile ilgili güzel bir şey vardı çalışması. Yakında o klibi söz verdim, yayınlayacağım. Çünkü beş parmak dağları yayından gündemde biliyorsunuz. Evet. Dört parmak olacak yakında. Biz konserlerimizde çıktığım beş parmak dağları bir şarkımız vardı. Cemal çok iyi bilir. Onu ben de. Biz biliriz zaten. Her yorumdan sonra benim söz hakkım doğar orada. Ve çıkar ve dinleyicilere dedim ki arkadaşlar girin ve beş parmakların resimlerini çekin. Resimleyin beş parmakları. Çünkü bu gidişle çok yakında çocuklarınıza gösterecek beş parmak dağları olmayacak. Ancak resimlerini göstereceksiniz. Ve ben biliyorum, yani o şarkı yapıldığı seneyle bugün arasında beş parmak dağlarında olağanüstü fark var. Ya bir şey geçen gün internette paylaşıldı, üstten çekilen fotoğrafı tahribat ortadadır yani. Korkunç. Ve ben geçenlerde tekrar paylaştım o şarkıyı Facebook'ta. Çok enteresan. Yani ne olacak? Biz espri yaptık. Belki ya orada direkt ironik bir şey ama yani ne olacak? Dört parmak densin denir yani. Dört parmaklar olsun diye böyle bu olabilir. Yüzsüzlüktür bu. Kusura bakma. Yani, çok kötü bir olay yani bu. Evet. Tekrar dönelim. Sevgili Tarık'ta kalmıştık Kuzey'de. Müzik çalışmalarında. Vallahi filmimi yazdım. Onun heyecanı içindeyim de. Gene böyle aslında rahat rahat konuşamayacağımız şeyleri ailenin içinde yaşanan olaycıkları. Mesela herkes karısıyla ya da bir eş kocasıyla tartışır ama hep saklarık. Veyahut işte piyasada dönen şeyleri, işte rahatça konuşamayacağımız şeyleri film yapıp gösterebileceğimiz bir senaryo olduğuna inanırım. İnşallah yine beraber çalışırız tabii. Çok özledim zaten sizi. Onun için teşekkür ettim sana, bizi çağırdığın için. Görüşmüş olduk biz de. Evet. İyi oldu. İşte dedim ya, işte ben de programın daha ilk programdan itibaren, bak ciddi olarak söylüyorum programımızı, bu üçlüyü nasıl bir araya getirebilirim diye Aysun'dan sürekli hep haberleşiyorduk yani. Ancak bugün artık yani özellikle Aysun'un bu Nazım projesi çıkınca dedim ki tam zamanı şimdi bunu bir araya getirip hem sinemayı, çünkü sinema da benim için çok önemli. Çok önemli sinemada. Çünkü ben sinemaya farklı bir gözle bakarım. Yani sinema içinde her şeyi barındıran bir olaydı. Tabii. Evet. Yani müzik de var, tiyatro da var. Resim de var. Her şey var. Yani gün batarken sonunda sanırım Sıla Dördün senin cover'ın var. Sıla Dördün. Evet.
Hangisiydi? 9-8 şu dağlar olmasaydı. Şu dağlar emri. Evet. Yani, ölüm Allah'ın emri. Soundtrack kapanış parçası. Tabii Allah'ın odur. Emri, arka jeneriği odur. Şeyin. Evet odur. Kapanışta onu koymuştuk. Tek o var. Peki var mı şeyde kuzeyde bir şarkı elimizde dinleyelim? Var. Şimdi kuzeye galiba 4 tane mi 5 tane mi ne klip çektik. Tamam. Birlikte çalıştık. Kliplerden bir tane atalım. İlk Vals ile tanıştıydım ben kuzeyle. Yani kuzey bana geldiğinde 2000 sanırım Vals 2001 mi 2002 mi? Aslında o klibi sen bana hediye ettin. Sezoş'a dedin. Evet. Ben Beyaz Şovlara falan çıkıyordum. Abim de işte gelsin bu kuzeycik bir klip çekelim. Evet, falan benden dedi. Çekeceğim be. diye bana kardeşim haber yolladıydı. Geldiğimizde görüştüydük ve evet, çok yani hazırdaysa valsi gösterebiliriz. Yani ilk evet. Kuzey'le yaptığımız ilk çalışmadır. Kuzey Tarık'ın valsi hazırsa onu bir paylaşalım. Vals beraber dur demek lazım beraber. O, onlar da var ama yeni yani. Dünya yani. Bir varsi görelim. Aşık oldum. Çamlar altında. Yok beraber çektiğimiz. Ha birlikte. Var mı? Ben getirdim. Thank you.
şu anda da dün daha yeni yeni şarkıcıklarımı yapmak için stüdyoya, buradan da sevgilerimi iledeyim. Gene Kıbrıslı adamızda büyüyen İnanç Eyüboğlu. O da hep Mausa'da çok işler yapmaktadır. İnanç benim gündemimde olan dostlarımızdan biridir. İnanç'ı da en kısa zamanda Adalılar'da ben de bir ağırlamak. Evet. İnanç. İnanç'ta mı yapıyorsun kayıtları? Vallahi bir şarkıya başladık dün. Aa, güzel. Hayırlısı. Bir şarkıya başladık. O ben da bana takip açtı. Ediyorum. Şeyden İnanç gerçekten çok evet. İyi prodüksiyonlar, yani yapımlar imza atıyor. Başarılarını dilerim dedim. Ama onu da alacağız burada. Zaten şey var yani, düşüncemde yakın bir zamanda müzik üretiminin mutfağı diyeyim ben. Evet. Mutfağındaki dostlarımı almak istiyorum. Buraya onların yaşadıkları nedir? Yani şimdi Kuzey Tarık gidiyor oraya, bir şeyler yapıyor ama o Kuzey Tarık'ın yaptığına evirip, çevirip, çekip, büken, katlayan, yani düren, büken ve en sonunda onu onu ulaştıran İşte budur. O çok önemli. Mesela çok önemli. Çok. Dün gittim ben tabii, o da sağ olsun saygı duyduğundan herhalde daha büyük şeyler de isteyecekmişim gibi düşündü herhalde. Çağırdı adamlarını da falan. Adamları geldi. Sağ olsun Ümit kardeş de böyle orijinal profesyonel gitarcılar da geldi. Ama beni anladı. Mesela ben daha naif şeyler isterdim. Daha basit şeyler. Birazcık oynak dedim. Oynamasını verelim, ritimciyi verelim falan. Mesela Latin Gypsy Kings gibi yaptıktan sonra beni ifade etmez yani mesela. Birazcık daha naif olsun dedim, beni çok güzel anladı. İşte o anlamazsa seni, stüdyonun sahibi ya da işte aranjeyi yapacağın, kaydı yapacağın adam yani, strese giren yani. Kuzey'in içindeki, yüreğindeki o sound'u yakalamak, o sound'u atmak şöyle kayıtlara. O çok önemlidir. Kesinlikle. Ruhu. Çok önemlidir. Ruhu. Yani biz bunu yaşadık yani. Yıllar sonra biz stüdyoya girdiğimizde işte üç gitar bir vurgulu yapıyorduk. Sonra enstrümanlar teker teker arkadan dökülmeye başlayınca çok tatlı geldi bize. Bir baktık ki en sonunda bittiğinde, altyapılar bittiğinde yiyemeyeceğimiz kadar tatlı oldu her şey. Ve bir baktık yeme ki... Dayanım be. Hayır. Şöyle bir baktık ki sonuçta bu yapılan altyapı bizi biz olmaktan çıkardı. O çok önemli. Ve tekrar oturup girdik, dinledik. Dedi ki şu enstrümanı çıkarıyoruz, şunu da çıkarıyoruz, şunu da çıkarıyoruz falan. Evet. Ve yarıdan çoğunu, yarısından yani kayıtların altyapını çıkardık ve Slavdor 2009, o senin çok heyecan duyarak sunduğun, evet. Hep söylerim onu, Kuzey çok tabii heyecanlandı derim. Evet. O CD çıktı. İkinci de devamında biraz daha dikkatli olduk. Çünkü dediğim gibi imkanları buldukça insan kullanmak istiyor. Tabii, öyledir. Kullanınca bir de bakıyor ki kendi çizgisinden çok önemli çıkıyor. Bir şey söyledin. Evet, evet, doğru. Çok önemli bir şey söyledin. Yani illa ki şu enstrümanı da atalım, şunu da katalım değil. Ben mesela enstrümanın bu konuda çalışmalarını çok da severim. Çok yalın, çok şeydir. Bir tarzın, çizgin varsa onu da imzandır o senin. Evet tabii. İnsanlar yani seni duymak ister. Yani gitmişin başka bir sound, yani Sıla 4 başka bir şey olduysa bocalayabilir yani. Değil. Ama mesela abi zaten abilerimizsiniz yani, bizim haddimize değil. Yüksek bir gururla söylerim. Çok beğenirim sound'unuzu da yani. Yıllar sonra yaptığınızda işte bizim, iyi çıkarda da bilmişsiniz. Biz yaparken şeye dikkat ettik. Yani örneğin bazı şarkıları yaparken ilk yaptığımız yıllarda acaba bir şurada bir flüt olsaydı diye düşündük. Hı-hı. Düşündüğümüz için koyduk yeni kayda. Ya şu şarkıda ya bir keman veya bir violonsel sound, hep içimizde onu aradık ama yoktu, o yıllarda yoktu. Evet. İmkanı bulmuşken kattık ve güzel kaçmak çok önemlidir. İşte dışarıda kalırsa bu sefer yapmacık kalabilir, eğreti kalabilir, onu iyi oturtmak. Ama yaptıklarımızda dediğim gibi o içimizdeki soundları buldukça kattık. Ha biz ne oldu, onu da kattık, sonra piyano da koyduk, ya bilmem ne de koyduk, şunu da koyduk, bunu da koyduk, bir baktık çok tatlı oldu ve bizi açtı bizi. Ben sorayım, geçen defa da yemek programında Muhittin abi dedi
Ya herhalde program yaparak ondan ben gittiğim konuk olduğum yerlerde de sorarım dedi soruyu. Hoşuna gittiydi o da. Ben de sorayım abi geri gelmişken. Mesela o biz gidiyoruk şarkınız. Evet. Biz gidiyoruk, evet. Biz gidiyoruk. Onu bir merak ederim. Karadeniz'den de bahseder galiba. Etmez mi? Yok seyirttik çıktık kanaya kadınlar gelsin kınaya. Kalevimiz gal biz gidiyoruk. Şenevimiz şen biz gidiyoruk. Biz köşe başının nalbandı. Hep atlar ona nallardı. Sözler tamamen şeydi. Kıbrıs bağlamacılarıdır. Ben acaba yanlış rüyamda gördüm. Allah'a hiç güleceğim ne oldu şöyle. Tipik bir rüyamda gördüm. Kına gecesi uğurlamasıdır. Neyi rüyamda gecesi gördün ama? Yani uydururum demek ki. Yani Karadeniz havası diye tahmin ettin yani. Ha, yani o alakayı kuramayacaktım da bir şey vardır diye baştan gene bakacağım. Söz olarak mı? Ben söz duyarım bir sözler şey. Sözler tamamen şeydir yani Kıbrıs bağlamaca. Süper. Mani. Manileri. Manileri tabii yani eş anlamlı. Manileri, zaten onun bestesi kime ait tabii? Zannediyorum Erdinç. Erdinç'in diye. Yani temelde başı var. Şimdi bizim şarkılarımızın çoğunun daha hep derlemeler vardı. Yani ilk 66-67'de adayı dolaştık biz. Ve bulduğumuz kırpıntıcıklar bulduk. Yani örneğin Gave Eşit'in Telveli'nin Bafta küçücük bir köyde onun böyle bir kırpıntıcını bulduk. Böyle Rumca Türkçe karışımı. Yaşlı 90 yaşında bir adama kaybede onu söyletmeye çalıştık. Yani rahmetli Raif aldı eline gitarı adamı açtığına kadar 2 saat gitar çaldı adam. Adam çözülsün. Tabii. Mırıldansın tabii. Peki kayıt yapar mıydınız? Yani karografı götürdünüz. Tabii. Tabii. Yani adamı açtığına kadar çözülsün falan dedi. Yani müthiş abi. Adam kaybede oturur. 90 yaşında bir adam. Hadi bana bildiğin bir şarkı veya bir türkü söyle. Pat diye söylemez ki adam sana. Tabii. Yani, niye söylesin sana? Ortam lazım. Bu sefer dört ona senin çalan bir şeyden onu bir hareketlendirmen lazım. Hani adamı mesela çözene yani kadar. Yani bunları yaşadık. Bunların ötesinde şey yaşadık. Mesela bir köyde tam aklımda bir şey. Yeni yaşlı bir adamdan bir türkü veya türkümsü bir şey aldık. Bir sonraki köye geçtik. Dönüşte adamın cenazesine katıldık. Müthiş yani misyonu da vardı ha. Yani. Yani söylediği size evet, öldü evet, gibi. Adam biz misal sonra yaşlı bir adam. Allah. Yani bunlar da var yani şeyde yaşanılan şeyler. Sene yani. Kaçtı da abi o? 60. 67. Tabii 68'den sonra başladı. Ama ben işte hayatın o güzelliğine burada mesela öte dünyanın da enerjisine buralarda müthiş etkilenirim mesela şeye yorumlarım. Mesela o adamın beklemiştir sizi diye mesela belki de daha önce de öleceği diyor. Sizi beklemiştir bir diye düşünürüm. Daha, evet. Daha böyle şey gelir bana. Güzel gelir. Hayır bilmiyorum yani. Söyledi adam ve gitti. Şarkı yaptı adamlar meşhur zaten. Yani söyledi gitti. Evet. O ağırdan o kırpıntıcıkların üzerine yavaş yavaş inşa edildi. Şeyler, bir şeyler katıldı. Ve o sound yakalanmaya çalışıldı. Yani dinlerken ya işte bu işte adam müziğidir denesin. Evet. Kesin. Yani dinlerken bu işte tamam ya bir Kıbrıs türküsüdür bu. Ama şimdi nedir yapılan? Şu anda bir hata var. Müziklerinizden bahsediyorum da kesin dedim. Yok estağfurullah. Bir hata var mesela şu anda arkadaşlarımızın, gençlerimizin yaptığı. Örneğin Kıbrıs manilerini yine bağlamacalarını veya Kıbrıs ağzı bir takım sözcükleri alır. Onun üzerine bir müzik yapar ve bir Kıbrıs parçası bu der. O çok önemlidir. Yani dediğin gibi alır şeyi, işte Gave Eşit'in Telveli akıldan diyor. Onun üzerine bir melodi oturtur. Der ki bu sırf o sözler vardır diye veya o sözlerde işte Lefkoşa'dan bahseder veya Gızcık'tan, Gıçarçık'tan bahseder diye. Der ki bu bir Kıbrıs türküsüdür der. Değil. Olmaz öyle. Bravo. İşte burada uzman kişi. Onu dinlerken de insan söyler onu yani bu dinleyince bir bakarsın ki son temelinde onun bir arabesk çalışma çıkmış ortaya. Ya bir fantazi müzik çıkmış ortaya ama sözleri Kıbrıs ağzı. Hı. İşte biz bundan kaçmaya çalıştık. Biz bundan yani yaparken dinlerken hayal bu da yani bir Akdeniz havası olsun. Bir Akdeniz türküsü olsun. Nereden nereye geldik bana bize de bir şey. Onun için ama yok, çok hoşumuza gider biz. Tabii ki alabiliriz. Evet. Fırsatını da bulmuşken. Abileri babalarsınız abi. Yani evet.
Gazi seti de analım buradan. Tabii tabii. Ben güzel yurt gelişimi. Sözünü kestim. Şimdi mesela o 60'lı 67'yi 68'de falan gezerken o yaptığınız kayıtlar daha durur mu abi? Mesela rahmetli Kemal abi, Kemal Tuncunan, Hüseyin Kanatlı, Hüseyin abi zamanında köy gezerlermiş onlar da ve onlar da kayıt yaparlardı. Onlar şey oldu ya söyleyeyim sana. O kayıtlar yani kayboldu hep. Yani bayrak atıyorsunun kayıtları. Bayrakta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktur onun. Bayrak arşivcilik konusunda bana göre sınıfta kaldı. Çünkü bant yoktu ve üstüne bayrak, döndüler sildiler yani. Arşiv konusunda bizim bayrak kuartet. Evet. Onlarca çalışmamız vardı. Bizim elimizde mesela 3-4 tane şarkı bulabildik. Bayrak kuartet kayıtlarımızı yani. Yok. Ali Kocaher. Abi 11 Ali ben Kocaher. 18 tane toparlayabildim Ali Kocaher şeyi, skeci. Evet. Ama 64'te 65'te başladı. Peki Hasan Buliler buldun mu? Hiç. Tamam işte Hasan Buliler var yapıldı. Ali Kocaher'den sonra yine aynı ekip yaptı ve Hasan Buliler için o zaman rahmetli Osman Karabulut bağlama çalardı. Osman Karabulut şey yaptı, müzik yaptı. Müzik şimdi yaptı. Hasan Buliler'in... Ve ben Osman'la, özür dilerim kestim. Yok, Osman'la yıllar sonra karşılaştığımda Osman'a hatırlattım bunu. Ya Osman dedim sen böyle bir şey yaptın. Aklında mı? Yok dedi, hatırlamam. Sen ne yaptın? Ben mi yaptım? Adam yaptığını bile unutmuş. Ve ben ona döndüm melodiyi. Mırla, çünkü ben yaptım kayıtlarını o yıllarda BRT'de. Hatırlattım ben ona. Ya o dedi, ben böyle bir şey. Evet dedim, sen böyle bir şey yaptın. Ve ben o melodiyi hala aklımda saklarım. Bir gün gün gele bir üst üste onun kaydını yaptıracağım ve Osman Karabulut adına yapılacak o kayıt. Çünkü onundur. Yıllar sonra ve Hasan Bulliler'le ilgili bir tek kayıt oyun yok şeyde. Sanırım şeyde var abi, emin değilim. Ben 91-92'de Kemal abiyle çalışırdım. Altın Ötlem'de başladım. 90 yani 99'a kadar falan. Galiba bir şeyde darbandın üstünde bir Hasan Buliler gördüydüm. Ama şimdi Kemal abi rahmetlik oldu. O arşivi nerededir? Gülsü de olabilecek onları eşi. Olabilir. Evet, yani ilk. Bunlar yani aslında işte gittim. Kültürümüzü. Tabii ya yani bunlar önemli çok. Yani. Şey oldu yani arşivleme şimdi yeni başladı bizde ve çok da iyi gidiyor. Ben çok mutluyum bu konuda. Yani bugün artık yapılan her şey arşivleniyor. Her şey arşivleniyor. Kayıt altına alınıyor. Ya film olarak, ya CD olarak, ya DVD olarak bir şekilde oluyor yani. Var abi. İnternete yani. Da yüklenir. İnternet ve bir devasa artık bir şey var. Yani ada kültürüyle ilgili her şey, ada sanatçısının ürettiği her şey artık arşivleniyor. Kaybolması yok. Kaybolmayacak. Ben bu konuda işte bu nedenle çok mutluyum. Ama bir dönemi maalesef kaybettik. Evet, evet. Kaçırdık yani. Kaçırdık. Mesela yeni neslin ya da bizim bile şu an yani besleneceğin bir şey belki alıp onu işte baştan sunacaksın ama yok yani öyle bir şey. Evet. Yani ben, şimdi en eski kaydedici kurum yani gerek ses gerek görüntü BRT'ydi. Yani tabii. Ben de işte hasbelkader BRT'de çalıştığım için zaman zaman dalarım yani o arşivin içine. Bakayım ne var ne yok. Geçenlerde ilginç bir şeyle karşılaştıydım. Bir zamanlar elime işte rahmetli Rauf Denktaş'ın bir eski 1 Ağustos 1971 ya da 72'de Yusuf Kaptan sahasında yaptığı bir konuşmanın sessiz görüntüsü geldiydi. Belgesel falan da yaparız evet. Ya. Sonra ansızdan aklıma geldi geçen 1 Ağustos'da. Ya dedim acaba bizim radyo kayıtlarımızda 1 Ağustos 72 tarihli kayıt var mı? Ve gittim radyo arşivine, buldum o kaydı. O görüntü değil mi? Şimdi birleştirebilin yani onu. Şimdi birleştirebilirim onu ve ama tabii şimdi uzaktan çekilmiştir. Ağız falan tutmaz ne ama. Senkron tabii. Yani ses atmosferi ve görüntü yıllar sonra bir araya geldi. Ben onu birleştirdim yani. İşte bakın. 2 dakikalık bir şey ya da 3 dakikalık bir şeydir ama yani yazıyor bandın üstünde Rauf Denktaş'ın 1 Ağustos 72 tarihli konuşması der. Görüntü de odur. Yani böyle ilginç bir şeydir var arşivcilik. Hayır şimdi bizim mesela rahmetli Raif'le çok şey var aramızda da. Hani onun sonsuzluğa gönderdikten sonra bazı sesler bulamadık. Bir iki kaydın dışında. Evet. Örneğin görüntü olayı çok şeydi. Konserimiz var mesela 1971'de şeyde Ankara TRT'de konser verdik. Sıla 4 konser 23 verdik. Nisan'da gittik. 23 Nisan. 23 Nisan özel bir şeydi. Hiç o kayıp bulamadık. TRT'de çekmedi. TRT'de yoktu. Ölümünden sonra, kaybından sonra arandı, bulunamadı. O dönemde film yapılırdı. Evet.
O zaman o yani şey değildi yani söyle VHS falan evet, da. Aktarırlardı şey elektronik ortamda. Orada bulunamadı. Yani önemli olarak düşünülmedi. Yani gelmiş Kıbrıs'tan dört tane delikanlı uzun saçlarıyla saçlarını uzattık. Çıkmışlar dört tane Kıbrıs türküsü söylemişler. Nerede oluyorlar? TRT'de Arı Süt olarak. Arı Süt. Ankara'da. Ankara'da. İzleyiciliği kayıtlar yaparlardı o zamanlar. Tabii. Arada yaparlar da. Bu konuda TRT'nin arşivi... Ve yıllar sonra ne oldu? Rahmetli Raif'in Arda'nın sünnet töreninde Ahmet Okan tarafından çekilmiş bir VHS görüntüsü. Geçti bize. Daha güzeldi, daha sevindiriz. En son besteyi çağırdı. Raif söylerdi orada. Ata bir Nesim geldiği. Evet. Müthiş bir olaydı bizim için o. Ve o şimdi elimizde. O görüntü bizim için çok değerli. Tabii. En son beste kazadan çok kısa sürece önce çekilmiş ve Raif orada canlı çalıyor. Hmm, ne güzel. Daha hiçbir kaydı yapılmamış. Orada deneme şeklinde çalınıyor orada. Atabey Nesim geldi. Otursun. Son bestesi evet. Ama Atabey Nesim geldi diye son. En son. En son. Atabey Nesim geldi. Evet. Yine evet, olsun. Evet. Evet. Şimdi tekrar ben tabii az sonra belki ayrılabilir şey Tayfun Bey. Ben evet. ona döneceğim. Tekrar bir kez daha alalım. 15'inde oluyor. Bir kez daha alalım şeyi. Evet, 15 Ocak'ta İstanbul Akatlar'da Sanatçılar Parkı'nın önünde saat 13'te öğlen 1'de açılışı var heykelimizin. Akşam saat 8'de de 7.30-8 gibi de Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gene Beşiktaş'ta özel gösterisi olacak Nazmem'in. Daha ne güzel olsun. Bir de meşhur konser hazırlığımız vardı. O konserle ilgili bir bilgi de rica edeyim, paylaşalım. Evet, şimdi o da çok önemli. İşte Cemal Yıldırım'la beraber başladığımız bu film müzikleri serüvenim benim. Daha sonra işte anahtarla devam etti. Arada başka belgeseller ve kısa metraj film müziklerini yapmaya devam ettim. Benim elimde tabii malzemeler çoğalınca bunu bir konsere dönüştürmek fikri vardı. Yaklaşık 2 senedir biz bunun üstünde uğraşıyoruz. Gene Türkiye'de Orhan Şallel orkestra şefliğim yapacak konserimizde bu yıl Mausa Uluslararası Müzik Festivali'nde açılış yapacağız. Süper. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 65 kişilik ekibini buradaki benim 20 kişilik müzisyen arkadaşlarım ekibiyle beraber 85 kişi toplam sahnede yer alacağız. Büyük bir senfoni orkestrası olarak. Bilmiyorum. Bence bu bizim gün batış adadan. Bence bu adada. Gün batarken müzikleri de olacak evet, tabii. Ben şunu düşünüyorum şu an. Bence bu adada adalıların gerçekleştireceği en büyük çok hacimli bir, şey bir müzik olayıdır. Hadi inşallah bir ucunda ben de evet. Tutmaya çalışacağım yani. Umarım ki başarılı olurum yani. Bir katkı i̇nşallah. Koymak istiyorum. Ben de çünkü çok güzel bir müthiş bir olay. Müthiş bir olay. Evet. Müzik var mı acaba sırada? Müzik var mı? Kuzey'in telefon var galiba. Kuzey'in klipleri var. Onları da getirmiştim. Reji istediğini yayınlayabilir. Evet, reji. Sevgili Kuzey'in kliplerinden. Bir alo. Telefon var galiba. Telefon var evet. Telefonumuz mu varmış? Ben hissettim geleceği. Evet. Alo. Alo. Mehmet Aksoy. Lef Koşa. Alo. Mehmet abi. Yayındadır galiba. Evet. Alo. Nasılsınız efendim? Program çok güzel gidiyor. Böyle bir ocakbaşı sohbeti gibi çok hoşuma gidiyor. Gerçekten öyle. Evet. Adalıların, Adalılar programının en büyük özelliğidir bu. Sohbet tadında. Paramı buluyorum. Çok hoş buluyorum. Ben de bir şekilde katıldığım için ona da seviniyorum aslında burada olduğum için. Heykeltıraş. Evet. Ekme yapıyor tabii ses. Ben kendimi iki kere duyuyorum. Şimdi ben bu projeyle ilgili biraz bir şeyler anlatmak istiyorum. Reji Mehmet Bey az daha ses verebilir miyiz acaba? Evet. Buyurun. Evet. Şimdi bu Nazmem projesiyle ve ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ben Nazım Hikmet'in 110. doğum günü için bir heykel tasarladım. Bu heykel aslında Nazım'ın Anadolu toprakları üstünden çıkan bu büyük şairin
nasıl evrensele ulaştığı ve bizi nasıl etkilediği, bütün bu hani Burs hapishanesinde 13 sene yattıktan sonra o hapishanenin kalın duvarlarının Nazım'ı nasıl engelleyemediği ve dünyaya sesini duyurduğunu, bu coğrafya üstünden, bu coğrafya insanlarını, bu insan manzaralarını, hareti ruhiyelerini, duygularını, acılarını, sevinçlerini nasıl evrensele taşıdığını anlatan bir heykel yapmak istedim. Ve bu heykel projesini tam sürerken aynı zamanda bir film, bunun devamında film yapalım dedik. Yani Nazım Hikmet'in bu heykel yapım süreçleri sürerken aynı zamanda de bu süreçleri anlatan, Nazım'ın hayatıyla bunu senkronize götürebilecek bir film çıksın istedim. İşte bir şekilde Kıbrıs'a geldim, Tercan Çerkez'in sergisine. Orada Aysun'dan tanıştırdı beni Sevcan. Gezdirir beni işte Beş Parmak Dağları'na çıkardılar, gezdiriyorlar falan. O sırada Aysun'un müziklerini dinledik arabada. Evet, çok duygulu buldum ve pastoral bir anlatım gördüm orada. Dedim ya, biz çalışabilir miyiz birlikte? Böyle bir şey, böyle bir proje var, bu filmin müziklerini yapar mısın? O dedi, vallahi zevkle yaparım. Ve böyle bizim bir tanışıklığımız ve bir projeye dahil olması açısından böyle başladı. Bizim bu film projemiz halen sürmekte, heykel dikildi. Fakat ben bu heykel dikildi, bu Aysun da senfoniyi bitirdi ve muhteşem bir senfoni oldu. Gerçekten Anadolu kültürünü, Anadolu'nun sesini evrensele taşıyan bir müzik yaptı. Gerçekten müthiş heyecanlı ve duygulu ve bütün olayı kavrayan bir müzik biçimiydi. Bunun böyle filmi beklemesine gerek kalmadan dedim ki ya, böyle bir açılış var, bir toplantı var. Buna bir klip çekelim ve bunu ille de gösterelim işte İstanbul'da. Fikir böyle çıktı ve 10 gündür işte bu işe çalışılıyor. Klip de çok güzel gitmeye başladı gerçekten. Çok heyecanlı oldu ama bir birikim sonucu tabii var hepimizde. Bu birikimden dolayı da film hızlıca bitiyor. Çok mutluyum aslında bunun, hem filmden hem tabii müzikten çok mutluyum. İstanbul'da böyle Kıbrıs'tan, Kıbrıs'ın ada kavanozu içindeki balık gibi görmemek gerektiğini ve oradan işte bir uçan altın renkli bir balık İstanbul'a gelecek ve müzikleriyle bizi mest edecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok onur duydum. Estağfurullah. Evet, çok çok teşekkür ederim bu güzel sözler için. Biz çok sevindirici. Ben hep söylüyorum, içimizden, adamızdan böyle güzel insanlar çıktıkça biz daha bir evrenselleşiyoruz. Sesimizi daha uzaklara duyuruyoruz. İnşallah yakınlara da duyurmayı başarırız. Yani evet. Hani, sanıyorum. Yani ben Kıbrıs'ta da başka bir şey anlatmak istiyorum. Buyurun. Yani bu işte demin anlattınız ya, bir partinin, bir devletin bir sanat politikası var mı? Bir programı var mı? Herhangi bir partinin bir sanat kültür programı var mı? Bu programların içinde bu yer ediyor mu? Gündemin kaçıncı maddesinde? Aslında bu Kıbrıs'taki sorunlar bizde de ziyadesiyle var. Ve şu andaki durum, Türkiye'nin durumu malum hepimiz için. Bütün Cumhuriyet'in kazanımları, 90 yıllık kazanımlarımız geri alınıyor teker teker. Sanata bir saldırı var, sanat saldırı altında. Ve biz buna karşı koyuyoruz. Dayanışma içindeyiz. Bizim gibi düşünen insanlar bizi destekliyor. Ve bu yüzsüz politikayı, yani soyguncu, rüşvetçi politikanın yüzünü, bu kirli yüzünü açığa çıkarmak istiyoruz. Bunu sanatımızla yapıyoruz. Ve buna sonuna kadar direneceğiz. Ve sanata evet diyoruz. Sanat her zaman, her şey, her durumda iktidarların emrinde değildir. Ona karşı demokratik bir sanat anlayışı gelişir ve bunu yapan insanlar vardır.
Biz o yandayız. Kıbrıs'ta da böyle bir gommalık ruhu var. Gommalık. Gommalık. Birbirlerine çok dayanışma içindeler. Muhteşem bir aile gibiler. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Çok seviniyorum. Bu devam edecek umarım. Sağ olun, sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun. Evet. Ne kadar güzel, büyük bir ustadan bunları duymak. Bir adalı olarak ve adalılar olarak bizler için çok sevindirici. Evet, söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Böylesine büyük bir projede içimizden bir kardeşimizin de yer alması ve bunun bir ucundan tutması çok onur verici, çok gurur verici bir olay. Kesin. Ben tekrar yürüyorum, kutluyorum. Başlayın. Evet. İsterseniz bir güzeldi ama. Evet. Öyledir çünkü. Hep gommayık ya böyle. Evet. O çok yani güzel bir şeydi. Ben mesela Mehmet abiyle işte Aysun hastasıyla tanışmıştım. İşte yaklaşık 6 ay oldu falan oldu, değil. Yani oldu. Aslında klip işi, film işini birlikte başladık ama bir türlü buradaki işlerden dolayı endekslenemedim olaya. Buradan Mehmet abiye çok özür dilerim. O anladı ama, seni. yani bundan sonraki projelerde tabii ki onunla çalışmak isterim ama işte Aysun klibi bile kendisi, kaba montajını kendisi yaptı. Montaj. Yalnız bıraktı. Bu projede kendini. Mustafa Ersenal da özel efektlerimizi post production'da. Güzel bir şey çıktı ortaya. Ben kabasını gördüm. Bir eminim Mustafa da deyince böyle bir görsel efektler. Şu anda çalışıyor Mustafa Ersenal. İlk fırsatta da ben tabii paylaşmak istiyorum. Yani şöyle Adalılar'da yani ilk paylaşanlardan birisi ben olmak istiyorum. Tabii yani. Gidelim gelelim 15'inde akşamına dönüyoruz. İsterseniz ertesi gün burada. Evet, bir sonraki programı paylaşmam lazım. Görüntülerle. Evet. Hep görüntü ne varsa çünkü gerçekten yani ben çok onur verici tekrar. Evet, hep evet. Aynı şeyi tekrar diyorum ama ben çok gurur duyuyorum. Çok seviniyorum. Yani artık açtık bence. Hepimiz aslında bir açlığımız var demek yani hepimizde var büyük küçük ortanca hepimizde işte bizden birilerinin Kocak, yani şöyle, büyük ben, kitlelere ulaşacak bir şeyler yapmasını isterim. Işte. Bugün artık bütün sanat dalları için bu geçerlidir yani müzik tabii. Bir tanesi bunun evet. Artık adalılar açtılar yani bazı şeyler çoktan açıldı. Artık yani o örneğin müzik için işte küçük küçük mekanlarda eğlence müziği yapan müzisyenler yok. Artık evet. Müzik üreten, dünya standartlarında müzik üreten evet. Müzik sanatçılarımız vardır. Yarışma abi işte biraz önce konuştuk sözünüzü. Evet. Tabii. Moşur'la ilgili, majör müziğin, Yamaha'nın onların yaptığı. Mesela müziklerini geçen hafta burada paylaştık. Evet. Eğer onları yorumlayanların bir adalılar olmadığı bilinmese... ne bileyim bir İngiliz, bir Amerikan, bir bilmem ne diğer hiç ayırt edilmez. Hiç ayırt edilmez. Yani mesela İnanç'ın son şey Black albümü Black, dinlediğinizde evet. Sanki İngiltere'de yapılmış bir aynen, şey yani. Öyle. İnanılmaz bir sound'u var. O zaman bunlar artık bana göre o çemberi yırtıp dünyayla paylaşma zamanı geldi ve ben ne diyorum atsınlar artık. Yani önümüze atsınlar. Sizlerin yani bizi bırakın. Önümüze atsınlar sizi ve yürüyün. Yürüyün hepiniz ya, abi. İnşallah. Evet. Siz yürür müyün? İnternet var abi. Artık yani gerilla gibi çalışıp internetin en üst en uzaklara gidebilirdik. Yani gidilebilir ki Cemal da yani ben dünya bizim ben, farkımızda. Evet. Dünya bizim tabii, farkımızda. Tabii. Ben bunu biliyorum bunu görüyorum. Dünya artık adalıların farkında ama adalılar adalıların farkına varamıyor bir türlü. Bugün gidip hala da ısrarla senin büyük bir emekle, masrafla ürettiğin CD'nin korsanını alıyorsa bu çözüm değil. Ayıp bir şey birden. Ana gün batarkenin de korsanı var Mausa'da. Var tabii. Var tabii. Girne'de de var. Hatta biz tespit ettik ben hemen şey uyardım da yani ayıptır ya. Biz bari yapmayın bize yapmayın yani bunu. Bir sürü insan çalıştı burada. Evet. Falan büyük bir emek. Bilmiyorum tabii bu iş yani şey. Döner dolaşır telif haklarına gelir. Telif hakları yasasına gelir. Bunların evet. takibine gelir. Onu da başaramıyoruz. Ama bu dünyanın sorunu abi. Yani dünya çapında bir sorun ama bu. Ama bazı ülkeler bir şekilde çözdü bazı %100 değilse ama, bile evet. Türkiye dahil buna %100 değilse bile bir küçük bir engel koymuştur yani. Ve üreten çok değilse %100 değilse bile hakkını bir sürü almaya başlıyor yani. Bizde de niye olmasın? Yıllardır alındılar zaten. Mesam'dan evet. Evet. Yıllardır alınır. Mesam, MÜYAP. Ya da şey, Sesam. MNG. Evet, hepsi. Mesela. Peki o zaman Kuzey'in
şarkılarından bir tane daha alayım. Bir arada arayayım. Şimdi Kuzey ile bir ilginç çalışmam olduydu benim. Ben sen mi yeni çalayım istersen. Yeni mi çalacaksın? Yeni Dünya'yı çalacaktık. Şimdi Kuzey'in sisteme karşı böyle bir de tam protest bir arkadaşımızdır kendisi. Ben çok seviyorum Kuzey'in oyunu. Evet. İki üç tane projede çalıştık. Bir tanesi Dur Demek Lazım. O i̇şte da ben de çalıştım hatta. Aysun da vardı orada. bir de Yeni Dünya diye bir parçası var. Evet. Bir tır dorsesinin içinde çektiğimiz bir kliptir. Onu hazırladılarsa. Evet Reji. Yeni Dünya mıydı? Yeni Dünya, Kuzey evet, Tarık'ın. Aslında bir palyaçonun, onu da söyleyelim. Hikayesini anlatsın. Palyaçoyu dıktılar. Nedir palyaço? İşte çocuklara da neşe verir, annelerine, babalarına da yani her türlü neşe saçan, zıplayan, renkli renkli saçları olan renkli bir kişiliktir palyaço. Ama onun küçük bir mekana dıkıştırılırsa neler yapar, yırtmaya çalışır sonunda. İşte aslında gene ülkemizin bizim bütün gündür konuştuğumuz o açlıkla yaptığımız, esirlikle yaptığımız bir kliptir. Teşekkür ederim abime ve emeği geçen herkese. Evet Reji, Kuzey Tarık hemen gelsin. Paylaşalım bakalım neler yapmış, neler söylemiş. Cemal neler görüntülemiş. Çok güzel bir klipçik.
ya Rabbim bizi kurtar. Evet, muhteşem bir çalışma. Çok olağanüstü bir çalışma. Ben tabii ikinizi de kutluyorum. Gerçekten teşekkür kutluyorum. Ederim. Ne bileyim işte ben Kuzey'in ruhu. Tekrar olarak da sakınca görmüyorum. Dünya standartlarında çalışmalar bunlar. Müzik, söz, yapım, klip, çekim, her şey. İnşallah dünya çapında da artık tanınmaya başladık. Abi Sıla 4'ten, Aysun Kahraman'a işte Kuzey Tarık'tan ne bileyim Fikri Karayel'e kadar yani çok güzel gençlerimiz de var. Frekans, Rast, Emre Pehlivan, Nihal Öztürk. Şimdi şu var Kuzey, ben şunu söyleyeyim. Artık bu ülkede sizinle paylaştım, bir kez daha paylaşacağım. Bu ülkede yerli sözcüğünün kalkması lazım literatürden. Bunu kaldırmak lazım. Yani yerli sadece şarkıcı, elma olur. Yerli şarkıcı Kuzey Tarık yok. Yerli domates olur. Domates olur yani ya da elma yerli olur. Yerli mal olur. Demek ki domates görür Kuzey ya, Tarık. Elma gibi görünür. Siz hiç, hep söylüyorum siz hiç ne bileyim diye, Türkiye'de bir yayın kanalında, bir yayın kuruluşunda yani bu radyo olabilir. Televizyon da olabilir. Basın da olabilir. Ne bileyim Sezen Aksu'dan bahsedilirken veya Tarkan'dan yerli sanatçı Tarkan diye bahsedildiğini gördünüz mü? Yok. Ve yerli sanatçı Sezen Aksu. Hayır. Yersizdi onlar ya. Hiç bahsedilmiyor. Biz de ısrarla işte yerli sanatçımız Kuzey Tarık. Yerli sanatçımız Aysun Kahraman falan. Yok öyle bir şey. Belki Kızılderili olarak bakalım yani. Hayır. Omana'da yerliyse kabul edelim zaten. Şamanlığı sevdi. Adalı sanatçılarımız için ancak gerektiğinde Kıbrıslı olduğu söylenmesi evet. Gerekir. Yani Kıbrıslı Kuzey Tarık. Yani o da Kıbrıs dışında, ada dışında bir yerde bahsedilirken söylenmesi gerekir. Evet. Artık burada söylenmemesi gerekir. Ve ben ama yurt dışındakiler söylemez mi bunu? Yani buradaki yetkililer söyler yani. Tamam işte. Belediyelerin festivallerinde evet. Diyor. Yani böyle olmak üzeredir ama tam değilmiş gibi bir hava aslında medyanın da çok evet. Büyük bir suçu vardır. Vardır canım, var tabii. Var tabii. Yani hiç söylüyorum. Oraya oturtmaz nedense sanatçısını, sahiplenmez. Yani yerli yani. Falandır. Yani veya adalı bir sanatçının bir etkinliğiyle ilgili bir haberi köşeye bucağı sıkıştırır. Aynen. Bunu görüyorum. Yer almaz. Veya soyadını yanlış yazar. Taktın sen ya. Evet. Çok rahatsız oluyorum. Evet. Geçin de rahatsız oluyorum. O zaman o haberi yapmayacaktın. Evet. Ben ne oldu? Mesela her sözü açıldığında buradan çağrı yaparım. Bir kez daha çağrı yapacağım. Bu belediyelerimiz var. Her yıl büyük festivalleri düzenleyen belediyelerimiz vardır. Diyorum ki bu yıl ne olur festivallerinizin yıldızları, starları, adalılar olsun. Adalılar olsun bu festivallerin ısrarları, yıldızları. Çünkü onlar o sahnede yer almaya hak ediyorlar artık. Çıksın Kuzey Tarık Seramis Antik Tiyatro'da gümbür gümbür müziğini yapsın. Yapsın. Kuzey Tarık X belediyenin festivali için köşe bucakta bir yerde yorum yapmasın. Sağ ol abi. Abilerimizden bu böyle duymak bizi var. Daha da güçlendirir. Kuzey Tarık gibi nice adalar var.
İşte görüyoruz. Ufak ufak aslında. Başladı. Mesela Mausa Festivali geçen sene evet. Başladı yani. Hayır, ben evet. Örnek evet. Verdim. Evet. Örnek verdim sadece. Selamis Antik Tiyatro için. Ama çok var. Çok var. Tabii. Ve düşünün bir de evet şimdi uluslararası üne kavuşmuş sanatçıların getirilmesi getirilsin. Ancak aynı sahneyi paylaşma imkanı tanınsın. O da çıksın. Evet. Adana da çıksın. Halkımız görsün. Yahu işte bu da aynı, bu da aynı. Hiç farkı yok. Hiçbir farkı yok. Ya da farkı da varsa bu farklıymış desin yani. Tabii o karar halka kalsın. Gitar aldın eline. Ne evet şimdi gitar aldın eline. Ben sevgili Aysun çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür Aysun, ederim. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki bizimle birlikte oldun. Çok yakın bir zamanda tekrar başarılarınla birlikte burada yine paylaşacağız yaptıkların çalışmalarını. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben son ben sözlerini söylemek istersen kamera senin. Bir kere ben teşekkür ederim. Her zaman saygı duyduğum Sıla Dördün böyle bir değerli elemanıyla böyle sohbet etmek çok güzel. Ayrıca Cemal ve Kuzey'le tekrar 2009'dan sonra ilk defa bir arada olduk. Bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var. Gene evet, bir şeyler yapacak herhalde. Tabii çok heyecanlıyım. Birkaç gün sonra gidiyorum. İnşallah geldiğimde gene böyle dolu dolu malzemelerle tekrar inşallah. Şey sohbet ederiz. Ben teşekkür ederim. Başka bir şey söylemek gelmez içimden. Çok peki, sağ olun. O zaman seni yolcu ederken Kuzey... Ben mi çalayım abi? İçeriden mi göndereceksiniz? İçeriden varsa, var mı? İçeride hazırda bir şeyimiz. Var hazırda klip... Dur demek lazım. Dur demek lazımımız var yani. Yok şey varsa şöyle klibimiz diyeyim. Var. Anahtar filmimiz var. İstersen anahtar filminin evet. Fragmanı var mı elimizde? Var var. Varsa ben de rica edeyim. Anahtar filminin fragmanını gönderelim. Arkasından Aysun'u gönderiyoruz zaten. Yolcu ediyoruz. Ve biz geriye kalan üçlü devam edelim sohbetimize. Evet. Müziğimiz de bol bol olacak. Bir süre sonra da ben gideceğim. Çünkü bu akşam da bir yerde Ertan abinin eski pub, bunu söylememde bir sakınca var mı? Ertan Cheers. Böyle hep özledik. Yani sadece gerçi Aysun gidecekse gitsin. Bekletmeyelim kendini. Biz sohbet ederek diyeceğim ama. Peki madem o zaman bir dakika. Geldi, klip alalım şeyi. Şey, evet, tamam. anahtarın klibini alalım. Paylaşalım. Biz bu arada toparlarız konumuzu. Ben Işık Hızı'yım. Kadın. Bir aşk. Bir cinayet. Gerçekle hayal arasına sıkışmış bir hayat. Dağınık bir akşamdan kalma, yorgun bitkin bir kafayla dönerken girdi yolunda,
Aniden sen geldin aklıma, aklıma. Köpürür denizlerde dalga, dalgalar. Alır getirir beni, beni. Bu kimsesiz beni. Al bu gece aşkım yanına. Kimden geldi, kime gider söyle bu can, bu beden. Toprağa giren, yetişip girdiyse ruha heyecan. Söyle bir tanem nasıl durur sensiz bu can. Kimden geldi, kime gider söyle bu can, bu beden. Toprağa giren, yetişip girdiyse ruha heyecan. Söyle bir tanem nasıl durur sensiz bu can. Ray 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 di ba di ba di di ba di ba di bam da bi di 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 ba di ba di ba di di ba di ba di di ba 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 ra 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 bam da na 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 ma na ma na ba 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 di ba 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 bam. Dağınık bir akşamdan sonra, yorgun bitkin bir kafayla. Dönerken dalgın dalgın yolda, birden sen geldin aklıma, aklıma. Köpürür denizlerde dalga, dalgalar alır getirir beni. Beni, bu kimsesiz beni. Al bu gece aşkım yanına. Kimden geldi, kime gider söyle bu can, bu beden. Toprağa giren, yetişip girdiyse ruha heyecan. Söyle bir tanem nasıl durur sensiz bu can. Kimden geldi, kime gider söyle bu can, bu beden. Toprağa giren, yetişip girdiyse ruha heyecan. Söyle bir tanem nasıl durur sensiz bu can. Son bestemdi. Son evet, işte Kuzey Tarık kendini böyle yansıtmış gene. Soluksuz yapar bu çocuk evet. Şarkıları böyle yani bir çırpıda gider. Hayır ama yani, tarzı bu yani. Tarzı, Kuzey, tarzı bu. Ve şimdi tabii bu çalışmanı ben eminim yani normal stüdyo kayıtlarına geçildiği zaman buna oturacak altyapılar tabii. Bunu çok çok tabii daha... Biz şimdi solo yerini daha öyle geçtik de zaten. Yani böyle bir hızla çaldık. Gerçekten yani bana göre yani bu tür çalışmalar stüdyoda daha bir hayat bulur, daha bir can bulur. Bu normal şey ham şekli bu. Amplak. İlk defa mı çalınıyor bu? Ya hiç daha başka adını yerde çalmadım. Şarkının adı? Adı yok. Daha adını da çıkınca koyacak yok. Deniz kızı mamayı düşünün. Ha. çok güzel bir şey. Yani Adalılar'da Deniz kızı. Evet, evet, çok güzel. İlk defa paylaşıyoruz. Tabii, onun tabii. Tabii artık son bitmiş halini de yine buradan paylaşacağız. Ayrı özel bir program gerekecek bu iş için. Tabii. aslında bizim ilk sorduğuna bir neler de yaparız. Uygar Yeşilada da bunu da söylemek evet. İsterim. Sevgili Uygar Yeşilada ile da Tabipler Odası'nın, Tabipler Birliği'nin desteğiyle gene bir stand-up demeyecek ama bizimki sit-up show olacak diye. Otururken zıpladalım isterik insanları. Böyle bir şeyimiz olacak. Şovcuğumuz güldürme amaçlı. Evet. Ona da hazırlanmaktayız. Onu da söyleyeyim buradan. Sonra bu albümcüyü bitirip insanlarla gene halkımızla paylaşmak isterim. İnşallah daha başka ülkelere de giderik. Bu arada da çok teşekkür etmek isterim. Bayrak FM'e bir şekilde ben part time da olsa tekrar döndüm ve o kuliste konuşurduk şu Yasemin FM'den böyle yarım yamalak bir kaçmayla böyle bir şey olduydu hayatımızda. Uzaklaştırıldıydım ben Berete'den. Şimdi tekrar buluştuk ve buradan teşekkür etmeyeyim. Edeyim isterim. Sevgili Mete abiye, Mete Tümerkan'a, Cemal abiye beni tekrar oraya çağırdılar ve çok da güzel gider. Kanada'dan, Gürcistan'dan internetin olmasıyla Antalya, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Anamur,
Isparta'dan dinleyicilerim var mesela. Yani adalı insanı, ada insanı. Bak az önce çok güzel örnek verdim. Adam yıllarca yaşamış İngiltere'de Güzel Hasan. Güzel Hasan. Da kendi inatla kendi o adalı kimliğini unutmamak için ısrarla yabancı insan, İngilizce insanı öğrenmedi. Evet. Yok böyle bir şey. Biraz da inatçıyız yani. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun bana göre nerede Kıbrıs konuşuluyorsa, nerede bir Kıbrıs konu, orada Kıbrıs vardır. Dolayısıyla evet. Yani senin yaptığın işte görev de bana göre odur yani. Böyle konuşmaktayız yani zaten. Tamam işte böyle konuşmaktayız ve hem Türkiye sanatçılarından hem ülkemiz sanatçılarından genelde mesela bir onlardan bir bizden yani bir evet. Yurt dışından bir ülkemizden çalmaya hayır, çalışırım. Bir yerde şey olur aslında çok güzel bir mukayese olur yani bizde de o düzeyde vardır. Hiç fark mesela, yok sanatlarda yoktur, mesela. Onu söylüyorum. Evet. Yoktur. Kesinlikle yok. Evet. O nedenle ben tekrar dönüyorum. Festivaller konusunu gündeme getirmek istiyorum. Ne olur lütfen belediye başkanlarımız ve ilgili komiteleri çok iyi değerlendirsinler. Mutlaka her festivalde sahnelere adalıları da çıkarsınlar. O şansı tanısınlar. Evet. O şansı tanısınlar. Ekonomik yönden de bana göre çok önemlidir. Yani dışarıdan gelsin ama bir torba dolusu parayı verip göndermesin. Onlara verilen bir torba dolusu parayla burada bir anahtar filmi daha yapılabilir. Evet. Bilmiyorum. Çok şey yapılabilir. Bu konuda destek bekleniyor. Yani adalılar bu konuda destek bekliyor. Ben bunu biliyorum. Bilmem yani söyleyecek bir şey var mı Cemal bu konuda? Destek. Doğru abi de Kuzey'in herhalde sıkıntısı var. Ayrılmak ister. Evet Kuzey'i göndereceğiz. Kuzey'in bu akşam konseri var. Sıkıntı yok. Aslında öyle büyük bir konser de değil. Onu söylerdim Aysun gitmeden. Pop kültürünü de kaybettik galiba. Hep diskolar ya da böyle hacimli yerlere evet. Değil. Yani şu an değil mi hep böyle? Pop kültürümüz de kalmadı. Evet. Ben vallahi onu da özlerim. Ertan abi de Gönyeli'de öyle tatlı salaş bir PUBG var. Orada gidecek. Öyle tatlı kendimizce eğlenecek ama herkesi de buradan davet ederim. Gelmek isteyenler varsa çok tatlı bir gece olur bizim için. Gidip orada bir ayar soundcheck yapmamız gerekecek. Onun için şart abi tabii. Gitmem gerekir benim. Peki çok teşekkür ediyorum. Son sözleri alalım. Ardından bir reklam aramız daha olsun ve biz Cemal'la biraz daha sinema konuşalım. Biraz daha anahtarla bir şeyleri dürtmeye çalışalım. Evet. Açın. Bize mesela güzel bir gelecek açın abi anahtar. Keşke öyle bir gücüm olsa, öyle bir anahtar olsa. Vardır. Bizim abilerimizden yani sizin de abimsin abi. Yok mu abi? Hepimizin var. Mesela bir anahtarın, gün batarkenin, sıla dördün. Hepsinin ayrı yerleri var yani. Açtığı kapılar doğru. Vardır yani illaki. Sıla dördün mesela ben sıla dört deyince aklıma Maşka'daki İstanbul'daki öğrencilik yıllarımda o küçük transistörlü radyocuktan Bayrak Radyosu'nun çok uzun dalgadan alırdık ve sıla dört şarkısı çalardı. Evet. Ve o yurt odasındaki gizli ağlamalarımızı gelir al. Kıbrıs'ı özlerdik. Evet. Dört kişi kalırdık bir odada. Evet. Ve herkes çıkarırdık, dolabın en üstüne koyardık. Maşka'da yukarıda, yani boğazı da görürdü şey. İyi yerdeydik aslında. Ve o radyocuk Bayrak Radyosu'nu bulduk derdik, sıla dört çalardı mesela. Süper. Yani Kemal abinin şeyleri, pardülerini dinledik. Gene koyarlardı. Hüseyin Kanatlı'nın plak yarışı. Evet. Yani evet. Güzel. Askerin istekleri. Evet, askerin saati vardı. Evet. Merhaba dostlar vardı. Yani benim anahtar dedin de benim de anahtar olarak geçmişte baktım işte bir Kemal Tunç rahmetlik, abi, bir evet. Hüseyin Kanatlı. Bunlar da benim hayatımın anahtarlarıdır. Yani onlardan yayıncılık konusunda, bu film çalışmalarında çok böyle şeylerimiz olur, sohbetlerimiz olur. Dediğin doğrudur yani. Anahtar açılıyor yani. Bence tamamdır. Evet. Mesela bir televizyon kanalına ihtiyacımız var ki ülkemizde üretilen şarkıların klibi de çekildiğinde dönsün değil mi? Yani hem gençlerimiz de olabilir yani Türkiye'den de olabilir ya da ne bileyim MTV'nin. Var öyle bir çalışma bir televizyon istasyonu ama daha emin değilim ben ne zaman. Ama olsa ama mesela bir turist de geldiğinde otele çevirdiğinde kanalları. Bizim şarkılarımızı dinlese bence sevinir yani. Zaten turist gittiği ülkede o ülkenin evet, kültürünü tabii. ister.
Tabii ki. Turist gittiği bir ülkede kendi ülkesinin bir, klibini görsün istemez. Restoranda beef stroganoff yemek istemez veya schnitzel evet. yemek istemez. Aynen. Veya gidip orada Boney M şarkısı dinlemek istemez falan. Evet, yapılır yapılsın bunlar. Ama ona kendi kültürünü satmak zorundasın. Yani adada, kesinlikle. Ada kültürü budur, ada müziği budur, ada mutfağı budur, ne bileyim şu şudur, onu vermek lazım. Evet. Yani, turist evet. bunu ister. Yoksa ne bileyim Almanya'da, Avusturya'dan gelmiş de kendi kültürünü bulmuş burada. O değil. Orada kaybediyor, bir şeyleri kaybetmeyelim onu, koruyalım onu. Evet, buradan son sözün dedim bu programın tabii. Vallahi isterim yani, ben bir üye olarak istiyorum bir klip kanalımız olsun. Ha sadece belki şu anda 24 saat nasıl döndürecek o klipleri denilirse içine işte yemek programları konulabilir. Ne bileyim klasik müzik Hakan Çakmak abinin yaptığı gibi yani klasik müzikten bilgiler verilebilir. Başka sanatsal olaylardan, sergilerden de haber verilebilir. Yani sadece Kıbrıs Türk müziği yani bizim müziklerimiz değil yani bizim ülkede dönen o kültürel faaliyetlerin kültür televizyonu çok olsun. Geniş bir olaydır. Kültür çok geniş çok, bir tabii, olaydır. Çok zengin bir sanat. Olaydır. Yani kültür denince akla sadece işte halk dansları, müzik gelmez. Kültür denince çok şey gelir. Mutfak tabii. kültürü, kıyafet kültürü, müzik kültürü, sahne sanatları. Kebap resim kültürü mesela. Her şey. Gene vurdun evet. Adallı. Nasıl dumancık çıkması lazım. Oldu. Evet sevgili Kuzey, reklam arası vereceğiz. Son sözleri alalım. Seni de uğurlayalım. Ve çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük bir keyifti. Cemal abiyi de gördüm. Aysun'u da gördüm. Seni gördüm mesela. Sıla 4'ün ışığını alırım buradan. Çok şimdi çekerim üstüme. Bu gece de kullanacağım yani bu enerjiyi. Evet, çok teşekkür ederim. Davet ederim sizi de. Buyurun gelin misafirim olun bu gece. Uyarsa gelin. Uyarsa gelin. Evet. Evet. Sen evet. de abi sen de gel. Evet. Bu arada aklınıza madem ki son sözümdür gitmeden önce bu programda. Aklınıza olmasını istediğiniz şeyleri takın derim. Deyim abi deyim. Tabii. Çünkü neyi düşünürsek, neye vakit ayırırsak onun büyüdüğüne inanırım. Neye odaklanırsan o büyür diye düşünürüm. Pozitif düşünce. Evet. Olmasını istemediğiniz şeyleri bence düşünmeyin. Olmasını istediğiniz şeyleri düşünün. Bence bir süre, kısa bir süre sonra da olacaktırlar. Şikayet edeceğimize, bu şikayet edeceğim şeyi ya da şikayet etmekte olduğum şeyi nasıl düzeltebilirim diye bir düşünün, fikir üredin diye düşünürüm. Neden abi, ne dersiniz? Tamam. Yani o daha çabuk götürmez mi bizi güzelliklere? Aynen katılıyorum. Öyle de şey abi, teşekkür aynen ederim. Katılıyorum. Sevgiler. geriye kalan süremiz içerisinde diğer iki konuğumuzu, sevgili Aysun'u ve Kuzey'i yolcu ettikten sonra Cemal Yıldırım'la birlikteyiz ve ikinci tam boyda sinema filmimizi şöyle biraz daha konuşalım. Az önce onun fragmanını izlettik evet, izleyicilerimize. Anahtar filmi. Azıcık böyle anahtardan bize bahset. Evet. Anahtar gün batarkenden sonra belli bir böyle şey dönemine girmiştik. Biraz yorgunduk. Bazı şeyleri tabii mutlu günlerimiz de oldu ama mutsuz günlerimiz de olmuştu. Yordu bizi bu şey. Biraz uzaklaşmıştım şeyden film çalışmalarından. Sonra bir gün Ferhat Atik dostum. Uzun yıllar Beret'te de birlikte. Kulaklarını çınlatalım sevgili Ferhat. Evet, uzun zamandır göremiyorum da Ferhat'ı özledim yani. Bir gün bana bir kitabı vardı. Sonbahar diye roman. Bir oku ya bunu bak bir de sen değerlendir roman dedi. Okudum romanı. Beğendim romanı. Dedim yani roman böyle bir cinayet romanı. Bir takım gerçek 70'li yıllarda Mausa'da işlenen bir cinayetinden esinlenilerek yeniden bir kurgulama yapmış Ferhat. Bir deneme yapmış, roman denemesi. Bana şey gibi geldi, sanki de bir senaryo gibi geldi. Yani böyle her şey gözümün zaten, önünde canlandı. Zaten bazı roman evet, canlandırıyor. Başladığından evet. da seni götürür. Götürür. Bu şuna benzer, yani ben müzikten de örnek vermek isterim. Bazı şiirler, şiiri okurken müziğin ritmi ve melodisi hepsi çıkar. İçinde çıkar. Evet. Var içinde. Evet, bu da öyle bir şeydi i̇şte yani. İşte beste yapabilme yeteneğine sahip
bir müzik sanatçısı. O şiirle birlikte anında üretir. Evet. Bu Anahtar filminde romanı okurken cinayet sahnesi gözümde canlandı benim. Yani ben dedim bunun filmini çeksem bunu şöyle çekerim dedim mesela. Uygulamaya da çalıştım aslında filmi çekerken. Sonra Ferhat bana bir gün dedi ki istersen bunu senaryolaştıralım, filmini çekelim. Ya Ferhat dedim ben gün batarken de çok yoruldum. Evet. Her şeyle biz uğraşırdık. Peki yılgınlık var mıydı yani gün geldi mi yani şeyde? Gün batarken de biraz yorulmuştum abi açıkçası. Çünkü çekerken aynı zamanda prodüksiyonu da yürütürdüm. Yani ekibin yemeğinden ulaşımına, özel sorunlarına kadar. Yani 10-11 kişilik bir ekiptik. Bir ay boyunca Kormacit'te kaldık. Sanatçılar, arkadaşlar gelip gidip rolünü yapıp geliyordu. Biz konuşlanmıştık orada. Bir ay, tam bir ay Kormacit'te kaldık. Ve bu bizi çok yordu. Hani uzaktı mesafeler. Böyle biraz da dedim dinleneyim. Ama tam böyle dinlendim demeye bile fırsat bulamadan Ferhat'ın bu şey geldi. Ferhat dedi ki sen merak etme. Ben prodüksiyonu üstleneceğim. Geri işte ana gün batarkendeki zorluklarını sana yaşatmayacağım, işte sponsor bulacağım, ekiple ilgileneceğim falan filan ve bir işbirliğine girdik. Bir ortak yapımdı. Yani Ferhat'ınla benim ortak bir projemdir Anahtar. Ve yola koyulduk. Tabii gün batarken de karşılaştığımız sıkıntıları, zorlukları bildiğim için burada onlarla karşılaşmadım. Daha profesyonel çalıştık. Ekip daha profesyonel örgütlendi. Ekibi daha geniş tuttuk. Bir ara sette 30 kişiye kadar çıktığımız olurdu yani. Belli bir zaman dilimini ve mevsim değişimini de içine aldığı için 6 ay sürdü çekimler. Tabii tabii. 6 ay İngiltere'ye de gittik. Çünkü hikaye İngiltere'de başlar. İngiltere'ye de gittik. 11 gün İngiltere'de kaldık. Ekip olarak bir... Kolay bir olay. Tabii hep bunların sponsorları, yani bir sürü sponsoru var. Yani şimdi saymaya kalksam bunu saymadın diye gücene de bilirler, evet, ama doğru. DVD'de hepsine teşekkür ettik, filmde de. Ama altından kalktık yani. Başlayacak ve bitirecek dedik. Çünkü benim için ikinci film riskiydi. Birinci filmi heyecanla evet bitirmiş olabilirdik. Yani herkes bir ucundan tuttu. Ama ikinci filmde acaba o heyecanı bulabilecek miyim? O heyecanla sonunu getirebilecek miyim? Şimdi birinci filmde ben anladığım gibi takip ediyordum ben, evet, birinci filmi yapımı. Orada bir özveri vardı, bir heyecan, evet, vardı. Bunda daha fazlası oldu abi. onu ben soracaktım yani. Ondan sonra yani ikincisi yapılırken ekip nasıldı? Motivasyonu ekibin? Ya bir 6 aylık bir süreçte hiçbir ücret almadan. Tamam işte. 30, zaman zaman 30 kişiye yakın insanı bir arada tutmak sadece sevgiyle olur yani. Bu işi sevmekle olur. Yani o gün sete kim geliyorsa bu mu o tutardı. Yani bir gün Salih gelirdi, bir gün başka biri gelirdi, bir gün Sertunç gelirdi. Yani ama herkes artık biliyordu yani. O gün çekim varsa işte şu var, şu var, sesçi de var, ışıkçı da var. Tamam, başka birine ihtiyacımız yok. Çünkü dinlendire de çalışmıştık ekibi. Yani öyle bir de süreç olmuştu. Ve 6 ayda tamamladık yani filmi. Çok zorlukla karşılaştık. Yıldık da. Yani çekmekten vazgeçtiğimiz de oldu. İşte kamerayı değiştik. En kötü yani bir film çekilirken en kötüsüdür formatı ve kamerayı değişmek, ama bu riski de göze alarak değişmek zorunda kaldık kamerayı. Ama sonuçta bitirdik ve burada ikinci bir şeyi başardık. Bunu sinema filmine dönüştürdük. Yani gün batarken DVD olarak kaldı. Ya şu anda hala daha DVD mi şey, gün batarken? Gün batarken DVD. Sinemalarda gösteremedik onu. Sadece, evet, özel gösterimler yaptık. Evet. Ve DVD'si de bayağı satıldı yani. Korsanları bile çıktı. Kültür merkezlerinde bize ilk kapısını açan Girne Belediyesi oldu. Onlar bir gösterim merkezi oluşturmuşlardı. Halin orada, evet, otobüs durağında, kültür merkezi. Orada yaklaşık bir ay film hafta sonları gösterdi. Daha sonra Magem'de gösterdi. Ondan sonra da birkaç özel gösterim yaptık. Bunun dışında DVD olarak satışı devam ediyor yani. Ama anahtarı bir üst noktaya taşıdık filmcilik çalışmalarımızı. Sponsoru bulduk. Sponsorlar bulduk yani. Co-sponsorluk oldu ve İstanbul'a gittik. Fono Film stüdyolarına ve hard diskimizi aldık. Gittik ve filmi 35 milimetreye bastık. Yani sinemada gösterilecek formata soktuk. Meşhur tekerleklere bastık filmi.
Ve burada... Peki şeyde şu andaki teknoloji bir DVD'nin bir sinema ekranına yansıtmasını engelliyor mu yani? İlle o şey... Yaygın gösterinin formatı şu anda sinemalarda 35 mm'dir abi. Tek hala. İki tane dijital sinemamız var. Evet. Bir tanesi Lemar'dadır. Sanırım... Hayır, ben dünya standartlarını soruyorum yani. Dünya sinema. Şu anda yine yaygın 35'tir. 35 mm. Evet, ama yavaş yavaş dijital gösterime doğru gidiyor. Artık hard disklerde USB sticklerin kod çözücüleriyle filmler artık dijital gösterimi, bu üç boyutlu sinema artık evet. geliştik sonuna çok yüksek oranda şey yapabiliyorlar yani hapsedebiliyorlar hard diskin içine filmi ve artık gidecek ama dünya film stokları artık üretimin durduğunu biliyorum. Yani film basmıyor firmalar. Stokları tüketmeye gidiyorlar evet. artık. Stoklar da tükendikten sonra artık her şey dijital olacak. Yani hard disklerde bu iş bitecek. Peki bu, sinema salonları da ona dönecek yani. Bu önlenemez bir süreçtir. Peki maliyeti düşürür. Maliyeti düşürür. Düşürür. İşte onu soruyorum. Yani üretim maliyetlerini düşürür. Yani düşünün, biz üretim maliyetleri dijital filmcilik geliştiği için biz Kıbrıs gibi bir ülkede iki tane film çektik yani. Başka bir yani Tamer Bey'in de Tamer Garip'in de Kod Adı Bönüş filmi çıktı. Yani o da çekildi. Sonuçta hep bunlar dijital devrimle, teknolojinin peki, gelişmesiyle peki. paralel bir gelişme. İlgili paylaşabileceğimiz bir görüntümüz var mı şeyde? Onu yetiştiremedim. Yani fragmanı vermiştik. Evet. Fragmanı var. Kamera arkası görüntülerini böyle son saate kaldığı için toparlayamadım. Onunla ilgili bir klip çıkmadı. Yani bir klip çalışması yok. Peki ben de izleneceğiz ya. Fragmanı bir kez daha alalım. Bir kere daha izleyebiliriz yani. İzletelim. Çünkü ilk defa yapılan bir olaydır. Evet. Evet Reşit. Anahtarın fragmanını bir kez daha yönlendirelim. Lütfen paylaşalım. Ve devam edeceğiz anahtarla ilgili konuşmaya ve sinemayı. Evet. Kadın. Bir aşk. Bir cinayet. Gerçekle hayal arasına sıkışmış bir hayat. Evet değerli dostlar, sevgili Cemal Yıldırım'la bugün ve daha önce konuklarımızla Aysun Kahraman ve Kuzey Tarık'la adada sinemayı konuşmaya çalışıyorduk ve konuşmaya da devam ediyoruz. Önce Gün Batarken ilk tam boydaki sinema filmimizi, arkasından Anahtar filmini konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi sinema bizim ülkemizde ne kadar da artık o salon gösterimleri bir uzun bir süre video ve diğer nedenlerde ilgisini kaybettiyse de yeni yeni tekrar bir takım girişimlerle canlandı ve sinema salonları evet. tekrar devreye girdi. Ve sinemanın aslında bir sosyal paylaşım olduğuna inanırım ben. Yani bir sosyal paylaşım olayıydı sinema. Çünkü ortak izlenen, ortak takip edilen bir olaydı. Tıpkı tiyatro gibi ona tam olarak benzemese de
Fakat sinema salonlarının yine dolup dolup taştığı dönemi ben çok istiyorum, çok arzu ediyorum. Ve bu salonlarda Avrupa veya 3. Dünya ülke filmlerinin yanında da kendi adalarımızın, kendi insanımızın ürettiği filmleri görmek istiyorum. İşte Gün Batarken ve Anahtar. Evet, evet. Kıbrıs'ta daha önce de filmler çekildi. Türkiye'den gelen film yapımcıları tarafından. Hatta bir ara bir işte Kıbrıs savaş filmleri falan gibi. 74'ten sonra bayağı çekildi yani. Filmler çekildi. Küçük Mücahit var, Cüneyt Arkın'ın filmleri var. Şeydi yani, ben söylemekte sakınca görmüyorum. Kıbrıs gerçekleriyle %100 örtüşmeyen tarzda filmler çekildi bu ülkede. Şeydi yani, örneğin mesela Girne sahilinden de çıkar ve Maosa meydanında yürürdü mesela oyuncu. Evet. Veya, yani o Kıbrıs'ı bilen orada onu anlar yani, ama tabii, mekan bağlaması yaptığında başka ülkedekiler anlamayabilirdi onu. Tabii. Evet. Yahut ne bileyim diye Türkiye'nin X kasabasında çekilen bir filmle Mücahitler, evet, vardı işte ne bileyim hangi dağda, ama Kıbrıs'la ilgisi var. Kıbrıs'ta değil yani. Mekan Kıbrıs değil. Değil. Ama kıyafetler de uymazdı. Ama uymazdı. Bu tür filmler çekildi. Evet. Şeydi abi, onlar yani 74'ten sonraki o milli heyecan içerisinde şarkılarda da oldu. Yani plakçılarda büyük artış oldu. Evet, evet. Filmlerde de yani bu tarz şeyler sektör, yapıldı yani. Sektör bunu kullandı. Kullandı yani bir ama şekilde. Ama şu anda yapılan yani bizim kendi Kıbrıs'ta yapılan sizin yaptığınız filmlerde bu yok. Mekanlar hep şey gerçek. Bir veya uyduruk denecek bir şey yok. Oyuncular yine bizim kendi insanlarımız. Müzik bizim. Evet. Müziği üreten, müzikleyen insanlarımız bizim. Bilmiyorum yani, ben şeyin geleceğini parlak görüyorum. Yeter ki destek. Bir heyecan olsun. Oluştu. Yani, bir heyecan oluştu. Evet. Kıbrıs Türk sinemasının demek istiyorum. Bilmiyorum yani geleceği nasıl olacak. Şimdi ille de uzun metraj, yani bundan sonraki süreçte ille de bir uzun metraj daha yapalım diye değil. Kısa filmlerle de geliştirebiliriz bu, evet, süreci. Yani bir sürü kısa film çeken genç yönetmenler başladı, çıkıyor, evet, da. Duyuyoruz basından da, internetten de. Ben de umutluyum. Yani aslında teknoloji de bizi destekliyor. Yani inanılmaz bir şekilde geliştiği için çok yüksek çözünürlükte, çok net, çok güzel, parlak görüntüler artık elde edebiliyoruz, evet, yani. O yüzden artık her şey hikayededir. Bir de yardımlaşma. Yani biz kendi içimizde, işte Kuzey'in de Aysun'un da bahsettiği işte o ekip ruhu, bizim yaşadığımız o iki filmde de yaşadığımız, biz bunu kaybetmediğimizi, en azından biz, ben, çevremdeki arkadaşlarım, bu işi yapan, biz bunu daha kaybetmedik. Birbirimize de yardım ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu olduğu için bunun arkası gelecektir diye ben ümit ederim. Ancak ne olur, bir yorgunluk dönemi girer, biraz geri çekilirsiniz, biraz toparlanırsınız, tekrardan devreye girecek. Son dönemde iki tane senaryo geldi elime. Yani yine şeyle ilgili uzun metraj. Bir tanesi sevgili Barış abinin, Barış Burcu'nun, evet, ki Anahtar'da da oynamıştı. Aslında hikayeyi ben yazmıştım. Barış abiye verdim. Barış abi onu senaryo kendi... Tabii o işin tabii farklı bir boyutu. Evet, yani değişik bir boyuta soktu filmi. 74'te geçen bir hikaye. Sara Enterali Maria diye. Ve bunun daha profesyonel düşünüp bunun tüm haklarını ve yapım işini Naci Talat Vakfı'na devrettik. Sevgili Mehmet İncirli vakıfın idarecilerinden filme sahip çıktı. Ve şu anda proje aşamasında duruyor yani Sara Enterali Maria. Bir 74 dönem filmidir. Bir tane benim yazdığım bir senaryo vardı. Kaplumbağa isminde. Kıbrıs insanının doğayla ilişkisini anlatan, tüm sorunları doğaya endeksleyen bir hikayem vardı. Bu ikisinden birini çekeceğim 2010, yani bu yılın içinde bir hamle yapmayı düşünürüm. Tabii BRT de bir taraftan gidiyor. BRT'yi de 2 yılım kaldı. 2 evet, yıldan sonra 25 yılım dolar. Ama orada ben takip ediyorum. Yani orada da senin yani üretimlerin bayağı son dönemde, evet, yani son dönemde özellikle Sayın Mete Tümerkan'ın idareye geldikten sonra kurduğumuz ekip ve işbirliği çerçevesinde gayet iyi yani şeyler çıkarmaya başladık. Engelleyici değil, özendirici. Evet. Demokratik oluyor, bir ortam, evet, olduğunu söyleyebilirim. En azından ben kendim orada 91'den beri çalışan biri olarak şu anda çok rahat üretimler yapabildiğimizi söyleyebilirim yani.
Ama 2 yıldan sonra artık emekli, yani 25 yılım dolar, kalmayı düşünmüyorum kurumda. Ya muhakkak yani şimdi direkt film işlerine Cemal yöneleceğim. Cemal Yıldırım tarzında bir üretken bir sanatçının gününün belli bir saatini bir iş yerinde mesaide harcaması asli görevi olan biraz artık beni üziyor. Onu engelliyor. Evet, engeller. Yani artık bundan sonraki süreçte 2 yıldan hep artık gündemde film olacak. Bunu söyleyebilirim yani. Anahtar da özellikle benim için şey oldu, yani özendirici oldu. Ferhat'a da çok teşekkür ederim buradan. İyi çalıştık Ferhat'la birlikte. Özellikle İstanbul ayağı çok iyiydi. Yani Fono Film'e gitmek, Fono Film'deki üstadlarla, oradaki kişilerle işte Türkiye'de müthiş gelişti sinema sektörü. Kesinlikle tabii. Orada tabii. Aldığım birebir kafeteryada, çayda, yemek erken çalışırken konuştuğumuz o sektörün içindeki emekçilerden aldığım konuşmalarda çok şeyim açtı yani, yelpazeyi açtı bana. Bu çok tabii Cemal, bu evet. Çok önemlidir yani. 4 ay gidip geldim abi, yani İstanbul'a laboratuvar aşaması için yaklaşık 3,5-4 ay gidip geldim yani İstanbul'a. O tekerleğe basmak için. Tabii. Hayır, şimdi o zaten başlı başına bir olay. Yani, evet. Bilmiyorum yani şu anda o tekerleklerin durumu nedir yani. Gösterim değil mi şu anda? Yok, o 5 kopya yaptık. Bir tanesi bende, bir tanesi Ferhat'ta, bir tanesi ve şeye verecektik. Yani Milli Arşiv'e. Evet. Gayun'un arşivine falan verecekti Ferhat galiba. Yani sonuçta 5 kopyadır. Yani o gösterimden bittikten sonra onun işi biter. Peki, DVD olarak döner. Peki şimdi şunu sorayım. İki tane film. İki tane filmin ülkemizde adadaki izleyici sayı olarak söylemek mümkün mü? Yani şu kadar kişi adalı izledi bu filmleri diye. Şimdi DVD satış. DVD'yi yaklaşık bir 4000'e yakın DVD'nin satıldığını tahmin ediyorum. Yani 4000'e yakın. Ancak anahtar da daha şu anda satıştadır. Biz anahtarın satışlarını sevgili Hüseyin Ağlamaz'la anlaştık. Evet. Hüseyin abiyle. O ada çapında bir dağıtım ağı kurdu. Pek çok yere dağıttı anahtarı. Şu anda ne durumdadır bilmiyorum. Ama sinema izleyicisi olarak da yani sinemaya gidip biletli kesenleri şu anda aklımda değil. Bileydim yazardım, getirirdim, söylerdim burada ama bulunabilir yani. Hayır, 4000 DVD. İstanbul'da da gösterime girdi abi anahtar. 2 hafta İstanbul'da gösterime girdi. Orada neydi şey, ilgi? Yani orada da iyiydi. 2 kopyaydı sonuçta. Evet. 2 kopya şu demek. 2 salonda. 2 salonda gösterdi. Yani evet. Bakırköy'de bir salon, bir de Anadolu yakasında bir salonda, bir hafta orada, bir hafta orada gösterdi. Sanırım 2 hafta kaldı, pardon. Evet. O sürede kim gördüyse, yani 7-8 milyonluk İstanbul kaç milyon nüfusludur ama bir semtin bir sinemasında, yani gücünüz yok. İşte 100 kopya, 150 tabii, kopya yapsanız 150 sinemada gösterirsiniz. Yani. Bu iş böyle bir şey işte. Sinemanın şeyi bu işte. Ama o küçük Bakırköy ve Ataköy'dekileri de gitti. Yani sonuçta orada da bir gösterim oldu. Beğenen var, beğenmeyen var. İki filmi de. Bu tamamen kişi, insanların kendi zevkine, anlayışına göre değil. Sonuçta biz işte hatalarıyla, sevaplarıyla bu iki filmi çıkardık, sunduk. Peki şöyle sorayım bir de. Yani bizim kendi oyuncularımız vardır. Evet. Artık bizi aşmış. Türkiye'de kanallarda işte Osman Alkaş gibi. Osman abi var. Sevgili evet. Hazar gibi. Evet. Şey gibi. Barış gibi. Artık Türkiye kanallarında kendini kanıtlamış ve sanat icra eden. Evet. Peki onların da içinde bulunacağı bir proje var mı aklında? Yani örneğin kendi adalarımızın içinde olacağı bir proje düşünülebilir mi? Yani şu anda Sara Entereli, Maria'da açıkçası kimlerin oynayacağına daha tam karar vermedik. Birlikte karar vereceğiz. Çok önemli. Yani. Evet, önemlidir. Bilmiyorum. Uyarsa ben sevinirim yani. Evet. Osman abiyle bir projede buluşmak isterim. Her zaman isterim. Ben Osman abiyi çok severim. Ayrı, o ayrı. Ama uyarsa da bir projede çalışırız. Neden olmasın yani? Peki. O zaman son sözleri alalım. Zannediyorum vaktimizi dolduruyoruz. Evet. Daha konuşabiliriz. Yani benim aklımda sormak istedim. Çok şey var ama süremiz maalesef yetmedi. Evet abi. Çok teşekkür yani, ederim. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğin hocam. İçin. Çok teşekkür ederim. Aslında uzun zaman oldu. Yani Anahtar ve Gün Batarken'den gösterimler de bitti. Bir ara çok sık çıkardık. Özellikle işte vizyonda olduğu sürece ama tekrar o eski günlere döndük. O günleri hatırlattın bize.
özellikle Aysun ve Kuzey'le tekrardan bir gün batarken ekseninde bir araya gelmek yeni heyecanlar doğurdu. Onlarla da zaten benim esas amacım yani gün batarken ve anahtar değil de buradaki sinema hareketini evet. Bunlar üzerinden hareketle yani bu iki film üzerinden hareketle gündeme getirmekti. Düşüncelerini almaya çalıştım. Gerek senin gerek evet, Aysun'un şeyin, ederim. Kuzey'in. Bu çok önemliydi benim için. Ve bunları paylaştık. Kendi insanımızla bizde bunlar da var. Bunlar da yapılıyor. Olmaya da devam edecek. Bunlar da evet onu paylaşmak istedim. Evet çok çok teşekkür ederim kazandığın sevgili ben Cemal. Ben teşekkür ederim abi. Ve değerli dostlar sevgili Adalılar bir Adalılar programında böylece noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine bir başka Adalılar programında bir başka grup Adalılarla birlikte oluncaya kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.